Biraz sağa doğru lütfen. Başladık hocam. Evet. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben Olcay Aydilek. Filogastik'e hoş geldiniz. 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Göçmen hocamla birlikte her hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Bir şey rica edebilir miyim Zehra Gül hocam ve Doğan hocam? Mikrofonları bir kapatırsak eko yapıyor. Sanırım ses net gitmiyor. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Zehra hocam bir şey daha rica edeyim sizden. Biraz sağınıza doğru alırsanız ve biraz da kameraya öne doğru çekerseniz tam ortalamış olur hocam. Daha net, daha güzel bir görüntü almış oluruz. Efendim herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Zehra hocam biraz evet kendi sağınıza ve biraz da kamerayı öne doğru çekerseniz hocam ya da bilgisayarınıza tamam. Evet. Efendim bugün Zehra Gül hocamla birlikte, Profesör Doktor Zehra Gül Aşkın hocamla birlikte feminist epistemolojiyi konuşacağız. Herkese bir kez daha hoş geldiniz diyorum efendim. Çok özel bir konu aslında. Bu konu bağlamında işte kadın, cinsiyetçi yaklaşım, bu epistemolojisi, dünyada Türkiye'deki gelişmeler, özellikle Türkiye bu mesele üzerinde çok özel bir konuma sahip. Son yıllarda özellikle işlenen kadın cinayetleriyle sıkça gündeme geliyor. Bu bağlamda tahmin ediyorum ki Zehra Gül hocam bu konuları da açar ve bunun işte cinsiyetçi yaklaşım, erkeğin toplumdaki yeri, siyasetteki yeri, ekonomideki yeri bağlamında bize zihin açıcı ufuk sağlar diye düşünüyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu arada Doğan hocam dilerseniz sizinle başlayalım. Sizin de söyleyeceğiniz herhalde birkaç söz vardır. Sonra sözü Zehra Gül hocama bırakalım. Elbette seve seve Zehra Gül hocam merhabalar, hoş geldiniz. Olcay sana da tekrar merhabalar. Şimdi tabii bu konuyu biz Zehra Gül hocamla önceden konuşmuştuk ve bu konuda muhakkak bir yayın yapmak istediğimizi söylemiştik. Konunun önemini ve aciliyetini bildiğimiz için. İsterseniz felsefe tarihinde bu konuyu bugün belki de bizim görmek istediğimiz veya görmeye hazırladığımız belki de baktığımız yerden gören bazı filozoflara dikkat çekerek belki veya felsefe tarihinde büyük bir dönüşe dikkat çekerek başlamak gerekir. Şimdi Atina felsefesi sadece kadın konusunda değil ama kadın konusunda özellikle aslında bir tahakkümcü bakış sergiler. En büyük temsilcileri Platon, Aristoteles vesaire. Ve kadın onlar için her zaman için erkekten sonra gelen bir konuma sahiptir. Fakat Helenist dönemi yani Atina sonrası felsefeye baktığımızda bu bakış açısında köklü bir değişiklik oluyor. Epikurosçuluk, Stoacılık hepsi kadını okullarına alıyorlar ve kadının toplumdaki yerine ilişkin de bambaşka bir felsefi bakış geliştiriyorlar. Ve tabii ki Stoacılıkta mesela ve Epikurosçulukta da bildiğimiz gibi onlar iki şeyi birden aslında saldırı hedefine koyuyorlar, eleştiri hedefine koyuyorlar. Kadının toplumdaki konumu, eşitlik ve özgürlük meselesi. Musonius'un mesela Stoacılardan, Musonius'un bu konuda yapmış olduğu çalışmaları falan hatırlatmak isterim. Kadın da filozof olmalı mıdır sorusuna açıkça evet kadın da filozof olmalıdır. Yetileri bakımından erkek ve kadın eşittir yaklaşımından hareketle kadının konumunu toplumda yüceltmek için kadının en az erkek kadar etkin olması gerektiğini savunur. Tabii ki Epikurosçuk'ta benzer bir şekilde. Fakat her ikisi de aynı zamanda kölelik kurumuna saldırıyorlar. Ve 19. yüzyıl bu konuda şöyle bir tespitte bulunur. İnsanın insan tarafından tahakküm altına alınması, köleleştirilmesinin temelinde erkeğin kadını köleleştirmesi yatar. Ve erkeğin kadını köleleştirmesi sonra insanın insan tarafından köleleştirilmesine yol açar. Dolayısıyla insanın özgürleşebilmesi için, insanın insan olarak özgürleşebilmesi için her şeyden önce en temelde olan köleleştirme eyleminin yani
kadının erkek tarafından köleleştirilmesinin ortadan kaldırılması gerekir. Yani kadın özgürleşmeden erkeğin özgürleşmesi, dolayısıyla insanın özgürleşmesi mümkün değildir sözü sadece bir iyi niyet, bir retorik bir söylem değil. Gerçekten de tarihte insanın insan tarafından köleleştirilmesinin temelinde kadının erkek tarafından köleleştirilmiş olması yatıyor ve insanın insan olarak özgürleştirilebilmesi için kadının özgürleşebilmesi gerekiyor. 19. yüzyıl tam da bu ne diyelim, bu bilgi üzerine, bu tarihsel bilgi üzerine dayandığı için hem kadını hem de ne, işçiyi mesela ne yapmak ister? Eşitleştirmek ister. Stoacılar, Epikurosçular hem kadını hem de köleyi özgürleştirmeyi amaçlamakla aslında felsefe tarihinde bir devrim yaparlar. Atina, klasik Atina döneminden farklı olarak özgürlükçü bir perspektif yakalarlar, özgürlükçü bir perspektif kurarlar ve ilk defa da aslında felsefe böylelikle gerçekten bir özgürlük bilimi olarak yeniden kurulur. Atina felsefesinden farklı olarak. Çok uzatmayayım ama mesele anlaşıldı sanıyorum. Konumuzun önemi ve derinliği, çapı, çerçevesi anlaşıldı. Cumhuriyet'in tabii ki kurucularına getirmek gerekir burada. Özellikle Mustafa Kemal'in o ünlü deyişi, insanlığın bir yarısı yere zincirle bağlıyken diğer yarısı uçamaz, özgür olamaz yani. Bu yaklaşımın da aslında temelinde bu bilgi yatıyor. İnsanın insan olarak özgürleşmesi, ki Cumhuriyet'in başka bir amacı yoktur insanın insan olarak özgürleştirmekten başka. Fakat Cumhuriyet'in insanı özgürleştirebilmesi için, insanı insan olarak özgürleştirebilmesi için her şeyden önce kadını özgürleştirmesi gerekiyor. Ve Cumhuriyet gerçekten de bu konuda bizim tarihimizde çok büyük bir adım sayılır ve açılmış olan yepyeni bir güzergah. Yani nasıl ki Stoacılar, Epikürcüler felsefe tarihinde bir yeni bir güzergah açıp felsefeyi özgürlük bilimi olarak yeniden kurdurarsa, biz de Cumhuriyet'le birlikte kendi tarihimizde yeni bir güzergah açtık ve perspektifimize kadının özgürlüğünü koymakla aynı zamanda insanın insan olarak özgürlüğünü de koymuş olduk. Evet, çerçevemiz kanaatimce bu ve temelde yatan bu sorun, bu soruna epistemolojik olarak nasıl bakmak gerekir, tartışma durumu nedir? Bunları Zehra Gül Hocam'dan öğreneceğiz. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu konuda derin, uzun zamandan beri yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarını aktaracağı için ben de sözü burada şimdi artık Zehra Gül Hocam'a bırakıyorum. Hocam. Sizde bir sorun var mı? Evet. Yok hocam. Yok, buyurun. Evet. Tamam. Tekrar hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Değerli hocam, Doğan hocam, değerli felsefe dostları. Değerli hocam, beni onore ettiniz. Yani benim aslında bir doktora çalışmam değil, tez konum değil. Fakat biz de Mersin Üniversitesi'nde bir şey kuruldu. Bir işte kadın araştırmaları enstitüsü kuruldu. Ben de dolayısıyla bu işte kadın araştırmaları enstitüsünde felsefeyle ilgili olarak feminist epistemoloji dersleri vermeye çalıştım. Bu konuda okumalarım var. Öncelikle onu belirteyim. Sevgili Olcay, evet. Zehra Gül Hocam, bir özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi hocam. Tabii. Arkada hafif bir ses var hocam. Acaba neden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor. Benim bilgisayarımdan kaynaklanıyor. Bilgisayarda herhalde bir şey sorunu var. Bu hep oluyor. Yeni bir bilgisayar almak da mümkün olmadı. Biliyorsunuz dolar çok yükseldi. yani çok rahatsız edici mi bilemiyorum. Çok mu şey geliyor? Çok
Çok çok değil hocam. Hani çözülebilir mi diye acaba sormak o şeyden, istedim. Bu bilgisayarın soğutma sisteminden kaynaklanıyor sanırım hocam. Ha, tamam tamam hocam tamam. Şey yani, vant evet. içindeki evet tamam buyurun hocam buyurun buyurun. Evet. Ben daha çok hani soru cevap üzerinden gideriz diye düşünmüştüm ama O zaman şöyle başlayalım mı dilerseniz hocam. Aslında belki bu yöntem olabilir. Daha interaktif de olabilir, etkileşimli. Hocam şimdi aslında Doğan hocam bizim gideceğimiz yeri belki de adresledi. Eski Yunan. Eski Yunan'da hocam yurttaş dediğimizde aslında yurttaş belli. Agora'da bir araya gelen erkekler. Orada kadın yok. Kadın oikos dediğimiz hanemin bir parçası, adı da yok. Siyasete de karışmıyor değil mi hocam? O tarihten başlayarak aslında ta belki de 20. yüzyılın başına kadar, 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına kadar kadınlar toplumun bir parçası değil hocam. Siyasete de karışmıyorlar, ekonomide de görünmüyorlar. Hatta çok yetenekli kadınlar hocam kendi adlarıyla bile kitap yazamıyorlar, görünür olamıyorlar. Bunun örnekleri var. Belki dilerseniz hocam buradan bir başlayabiliriz. Ne oldu da kadınlar, Doğan hocamın da söylediği gibi erkekler kadınları tümüyle toplumun dışına itti, tırnak içinde yine köleleştirdi. Hani bunun çıkışı nedir ve sonradan ne oldu da yine kadınlar özgürleşme hareketi nasıl oldu da gündeme geldi hocam? Dilerseniz böyle bir yolda izleyebiliriz. Buyurun hocam. Evet, şimdi tabii ki felsefenin tarihi kendi tarihidir. Buradan yola çıkacak olursak feminizmin tarihi de kendi tarihidir. Ve feminizmin işte temel soru ve sorunlarının türevi olarak karşımıza çıkan toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tarihi de veya tanımı da kendi tarihin içerisinde aranmalı. Şimdi bu sorun sadece felsefenin, bilimlerin sorunu değil, yani topluca aslında insanlığın temel bir sorunu. Ben buna düşünce hastalığı diyorum. Yani bizlerin sahip olduğu düşünce hastalıklarından birisi toplumsal cinsiyet sorunu sevgili Olcay. Toplumsal cinsiyet tabii ki eşitsizliğini aslında değerli felsefe dostlarına da bypass etmeye gönüllü müsünüz sorusuyla belki de konuşmaya başlamak isterim. Şimdi Doğan hocam aslında anlattı. Yani işte bu temel sorun tabii ki felsefenin içerisinde de var ama mesela feminist epistemologlar açısından söylencelerden başlıyor. İşte bugün ben de değineceğim mesela Wilshire bir baba tanrı imgesi yerine bir ana tanrıcı imgesi geçirirsek, böyle bir düşünce deneyi yaparsak toplumsal cinsiyetin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neyine doğru evrileceğine yönelik bize bir soru soruyor. Belki bu soruyu bugün hep birlikte sorup bunun üzerine düşünebiliriz. Yani problem, bakın, toplumsal cinsiyet sorunu veya daha kapsayıcı bir bağlamda kadın sorunsalı sadece felsefenin bir sorunu değil. Hatta tam tersine felsefe tarihi bu toplumsal cinsiyet sorununa ilişkin filozoflara baktığımızda Doğan hocamız da söyledi. Karnesi pek iyi değil. Yani Stoacıları ve Epikürcülüğü bunun dışında bırakırsak felsefe tarihinin kavşak noktasını oluşturan düşünürlerin hemen hepsinde toplumsal cinsiyet sorunsalına aslında mesafeli olduğunu görüyoruz. İsterseniz ben size feminist epistemolojinin perspektifinden bir çerçeve çizeyim. Mesela feminist epistemoloji denince ne anlamalıyız? Hani buradan yola çıkarak ve buradan, çünkü feminist epistemoloji tam da senin bu soruna yanıt veriyor Olcay. Yani feminist epistemolojinin şiddet uyguladığı epistemoloji, işte bu felsefenin temel disiplinlerinden birisi olan ana akım epistemoloji veya biz buna geleneksel epistemoloji demeliyiz. Bu nedenle feminist epistemolojiden yola çıkmak istiyorum. Şimdi nedir feminist epistemoloji diye soracak olursak, burada tabii ki feminist epistemolojinin söz diziminden yararlanabiliriz.
feminist epistemolojinin söz dizimine baktığımızda feminizm ve epistemoloji olmak üzere iki kavramdan oluştuğunu görüyoruz. Şimdi feminist epistemoloji tabii ki ana akım epistemolojinin içinden gelen ve ana akım epistemolojinin işte rasyonelite özellikle tabii buna eşlik eden bir de evrensellik kavramı var ve cinsiyetsiz özne kavramı var. Bu kavramlarını eleştirel bir bakışla ne diyelim şiddet uygulayan bir epistemoloji. Tabii burada şiddet derken yani eleştirel bakışı demek istiyorum. Şimdi dolayısıyla burada öncelikle epistemoloji kavramını tanımlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Epistemoloji diğer adıyla bilgi öğretisinin neliğine ilişkin bir tanım vermek için de temelini Greklerde bulan ve felsefenin alanını, kapsamını ve sınırını çizen Kant'ın dört sorusundan ilkinin Was kann ich wissen? Değil mi? Ne bilebilirim sorusunu yardıma çağırabiliriz. Diğer üç soru Was muss ich machen? Was soll ich hoffen? Ve was ist der Mensch? Yani ne yapmalıyım, ne ummalıyım ve insan nedir soruları. Şimdi Kant'ın ne bilebilirim sorusuna hareketle biraz önce de söylediğim gibi bilginin olanağına, kaynağına, kapsamına ve sınırına ilişkin verilen yanıtların ve bu doğrultuda da ortaya konan kuramların felsefenin temel disiplini olan bilgi öğretisine karşılık geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda şu anda bizi dinleyen felsefe dostları için belki de daha anlaşılabilir kılmak için epistemolojiyi daha kapsayıcı olarak dünyayı tanıma, bilme ve inşa etme yolumuz olarak da tanımlayabiliriz, değil mi? Şimdi feminist epistemolojinin ikinci ayağını oluşturan feminizm kavramına geldiğimizde ise feminizmi nasıl tanımlayabiliriz? Yani bana en yakın olan tanımından hareket etmek istiyorum. Çünkü feminizme ilişkin birçok tanım var. Feminizmi her türlü cinsiyetçi sömürüye ve cinsiyet ayrımına karşı geliştirilen bir başkaldırı mücadelesi olarak tanımlayabiliriz. Şimdi Doğan Hocam aslında işte toplumsal cinsiyet sorunsalını ve bu bağlamda da işte kadının ötekileştirilmesini biraz Hegelci perspektiften, efendi köle diyalektiği perspektifinden ele aldı. Şimdi bunu feminizme uygularsak tabii ki yani cinsiyetler arası bir bilinip tanınma için girişilen bir mücadele olarak da tarihsel olarak feminizme bakabiliriz. Buna ilişkin Simone de Beauvoir'ın ayrıca çok güzel açıklamaları var. Şimdi feminizme ilişkin tabii ki benim tercih ettiğim bu tanımda sen de özellikle altını çizdin. Bu cinsiyetçi sömürü değil mi? Ve cinsiyet ayrımının özellikle yanına gelmek istiyoruz. Neden diye soracak olursan feminist hareket kadınların sadece kadın olmalarından dolayı uğradıkları negatif ayrımcılığa karşı bir kadın hareketi olarak da olsa da olacak. Günümüzde tüm cinsiyetçi sömürü ve söylemlere karşı mücadele eden bir harekete dönüşmüş. Yani sevgili felsefe dostları, cinsiyetiniz ve cinsel tercihleriniz ne olursa olsun, eğer cinsiyetçi söylemler yanında cinsiyetçi sömürü ve ayrıma karşıysanız veya karşı bir duruşunuz varsa feministsiniz demektir. Bunu özellikle sanki bir korsan bildiri gibi araya sıkıştırmak istedim olacak. Çünkü maalesef toplumumuzda feminist değerlere sahip olmak sanki olumsuz bir şeymiş gibi algılanıyor. Şimdi epistemolojiye ve feminizme ilişkin açtığım bu küçük parantezi kapatarak feminist epistemolojiyi tanımlayabiliriz. Feminist epistemolojiyi de feminizmin temel kavram çatıları tarafından biçimlendirilen bir epistemoloji olarak tanımlayabiliriz en basitinden. Çünkü feminist epistemolojiyi burada feminist kılan ve aynı zamanda da ana akım epistemolojiyle olan ayrımını belirleyen işte cinsiyetçi öğelere sahip çıkması ve bunları görünür kılması. Bu bağlamda feminist epistemoloji kadını ve dişil olanı bilme veya bilgiyi üretme etkinliği zaten asıl problem de bu. İşte kadının sömürüsünden bahsettiniz değil mi? Yani kadın toplumsal yaşamın her alanında sömürülüyor. Evet size katılıyorum. Temel insani haklardan mahrum bırakılıyor. Epistemik açıdan da düşünürsek neyin dışında bırakılıyor? Bilgi üretme etkinliğinin dışında bırakılıyor. İşte feminist epistemoloji bu işte
kadını bu bilgiyi üretme etkinliğinin dışına çıkaran tüm cinsiyetçi unsurları analiz eden, bu bağlamda hatta eleştiren bir bilgi kuramı olarak tanımlayabiliriz. Şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Evet. Erkek egemen epistemolojiye meydan okuyan, ona karşı argüman geliştiren ve ayrıca onun eşitliksizci yapısını teşhir eden bir epistemoloji olarak da tanımlanabilir mi acaba? Harikasın, çok güzel. Tam da bu. Aslında burada tam da ben de bunu söyleyecektim. Yani bu hep cinsiyetçi unsurlardan bahsediyoruz da. Hani nedir bu cinsiyetçi unsurlar? Yani dilimize plasenk olmuş cinsiyetçi unsurlar. Hani buna ilişkin bir açıklama getirmemiz gerekiyor, değil mi? Şimdi, nedir hocam bu cinsiyetçi? Yani nedir bu cinsiyetçi? Yani benim örneğin unsur ne? Mert demem, namert demem ya da buna benzer günlük kullandığım dil, erkek gibi ol filan demem mi cinsiyetçilik? Ve bu sadece bizim dilimize değil, tüm halimizde, tavrımızda, yaşam biçimimizde içselleştirdiğimiz ve normalleştirdiğimiz hal ve durumlar mı hocam? Evet, şimdi bu tabii ki bunlar da aynı zamanda, çünkü bu cinsiyetçi unsurlar dil aracılığıyla ve kültürel kodlar aracılığıyla ve bu kültürel kodların arka desteğini oluşturan metaforlarla taşınıyor. Şimdi bu bağlamda bu cinsiyetçi unsurlar nedir? Başta erkek merkezciliği, işte sen de söyledin, aynı şekilde Doğan Hocam da söyledi. Ve tabii ki toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin türevi olarak karşımıza çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, yani kadının erkek arasındaki ikinci cinsliğini sayabilirim. Şimdi feminist epistemolojinin hem feminist hem de felsefi bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Belki bunun üzerine de bir açıklama yapmak gerekiyor. Şimdi neden yani feminist epistemoloji hem feminist hem de felsefi bir yaklaşım? Burada aslında eğer totolojik olmayacaksa hem feminist hem de felsefi bir perspektife sahip olmasıdır şeklinde yanıt verebilirim. Feminist epistemolojiyi feminist kılan ne? Tabii ki feminist bir perspektife, feminist bir yönelime ve kadın deneyim ve duruşunu. Bakın bunun özellikle altını çiziyorum. Çünkü feminist epistemologlar özellikle bunun üzerinde duruyor. Kadın deneyim ve duruşu üzerinde duruyor. Bu kadın deneyim ve duruşunu dışlamayan bir yaklaşıma sahip olmasıdır diyebilirim. Feminist epistemolojiyi felsefi kılanın ne olduğu sorusuna gelince de burada bana göre gözümüzden kaçırmamamız gereken bir olgu var. Bu olgu feminist epistemolojinin tabii ki ana akım epistemolojinin içinden gelen bir felsefi yaklaşım olması. Bu nedenle feminist epistemolojinin tarihi özünde ana akım epistemolojinin tarihidir diyebiliriz. Aslında her ikisi de şöyle diyeyim Olcay, aynı olaya bir farklı yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü ikisi arasında bir kronolojik ilişki açısından ikisine baktığımızda, yani bir tarihsel öncelik ve sonralık sıralamasına giriştiğimizde ana akım epistemolojinin feminist epistemolojiyi öncelediğini görüyoruz. Yani diğer bir deyişle feminist epistemoloji ana akım epistemolojinin içerisinden geliyor. Fakat bazı noktalarda da ondan ayrışıyor. Şimdi ayrıştığı noktalar tabii ki bizim için önemli, değil mi? Çünkü bu yayının konusu, yani bu şu anki etkinliğimizin konusu feminist epistemoloji. Mesela bu nokta ne? Mesela kadına yönelik cinsiyetçi ve ötekileştirici epistemik yaklaşımları bu noktada örnek verebiliriz. Nitekim feminist epistemoloji cinsiyetçi ve ötekileştirici epistemik yaklaşımları görünür kılması ve çözümlemesi bağlamında ana akım epistemolojiden ayrışıyor. Bir nevi Olcay, feminist epistemoloji toplumsal cinsiyet kavramı aracılığıyla epistemoloji tarihine yöneliyor ve toplumsal cinsiyet kavramının işte felsefenin kavşak noktasını oluşturan düşünürlerinin felsefelemelerinin gerisindeki izlerini sürerek bir nevi yapı sökümünü gerçekleştiriyor. Bu nedenden dolayı da ana akım epistemolojinin asi çocuğu olarak nitelendiriliyor. Şimdi bu nitelendirmenin tabii ki arka desteğini oluşturan düşünce, biraz önce de söylediğim gibi, kronolojik bir öncelik ve sonralık ilişkisi yanında feminist epistemolojinin ana akım epistemolojinin episteme kavramına yaptığı köklü eleştiride temelleniyor. Bu eleştirinin nedeni
sizler için de açık olmalı bence. Çünkü basitçe tüm bilgi kuramlarının taşıyıcısı kimdir veya nedir demiyorum, dikkat ederseniz burada kimdir? Tabii ki bilen insandır. Yani insanın bilen bir varlık olduğu argümanıdır. Bu nedenle feminist epistemolojinin ana akım epistemolojiden ayrıldığı noktayı daha belirgin kılmak için bilmenin ne olduğu ya da ne anlamı geldiği sorusuna yanıt vermeliyiz. Çünkü buradaki temel problem zaten bu, değil mi? Yani bilme, episteme ne anlama gelmektedir? Burada soralım, nedir bilme? Çünkü bilmeye ana akım epistemolojinin bakışıyla feminist epistemolojinin bakışı arasında bir farklılık var. Eğer biz feminist epistemolojiye ilişkin bir çerçeve oluşturacaksak, tabii ki burada bilmenin ne anlama geldiğini sormalıyız. Şimdi ana akım epistemolojinin perspektifinden bilme, sizlerin bildiği şey bu. Bilen ve bilinen arasında bilme aklarıyla kurulan nesnel ve evrensel bir ilişki. Bu ilişkide episteme'ye bilen öznenin kimliğinden bağımsız bir yol ile ulaşılıyor, değil mi? Hatta doğru bilgiye ulaşabilmek için bilen öznenin kendi öznelliğini oluşturan ne diyebiliriz? Mesela işte ya topluca tüm sosyal, kültürel ve psikolojik özellikleri diyebiliriz. Bunların paranteze alınması gerek. Oysa feminist epistemoloji açısından sorun işte tam da bu paranteze alma işleminin gerçekleşip gerçekleştirilemeyeceği sorusu. Yani evrensel ve nesnel epistemik tarafsızlık ilkesinin ne derecede aktüel hale geçirebileceği sorusudur. Şimdi değerli felsefe dostları ve sevgili Olcay, feminist epistemolojinin buradaki argümanı bizler için önemli. Çünkü feminist epistemoloji bilginin nesnel ve evrensel bir tarafsızlık ilkesiyle oluşturulamayacağını iddia ediyor. Tabii ki feminist epistemolojinin bu iddiasını basit bir analoji ile ben hemen açıklamak istiyorum. Şimdi bizler nasıl ki her gün gece uykuya daldığımız odamıza sabah gözlerimizi açarak uyanıyorsak, aynı şekilde gündelik yaşamımızda da bizden öncekiler tarafından oluşturulmuş ve çoğu zaman da hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz, toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından onaylanan kadınlık ve erkekle ilişkin oluşturulmuş toplumsal cinsiyet tanımlarına uyanıyoruz ve yaşamımızı da bunlarla ikame ediyoruz, değil mi? Bu kadınlık ve erkekliğe ilişkin cinsiyet rollerimizi içine doğduğumuz bu toplumsal cinsiyet normlarından hareketle oluşturuyoruz. Şimdi bu noktada toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olalım, yani fark etmiyor, kaçınamadığımız bir olgu ve olay olarak karşımıza çıkıyor. Bizler kadınlar ve erkekler olarak hem bizden önce gelenler tarafından oluşturulmuş olgusal bir geleneğe, yani toplumsal cinsiyet rollerine doğuyoruz, hem de bu cinsiyetler arasında eşitsiz ve adaletsiz olarak türetilen, ki işte Doğan Hocam da buna değindi, sen de buna değiniyorsun. Yani bu cinsiyet belası benim terminolojimle yaşamımızın tam da ortasında. Yani bizler kadınlık ve erkeklik rollerimizin kapsamını ve çerçevesini çizen işte bu norm, değer ve inançlar kümesine sırtımızı dayayarak ne yapıyoruz? Gündelik yaşamımızı devam ettiriyoruz. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıktığı yer tabii ki neresi? Tamam, şimdi genel olarak bakarsak tabii ki insanlık tarihi, ama gündelik yaşamda neresi? Toplumsal cinsiyet rollerimizin gerisindeki bu normlaşmış işte değer ve inançlar. Bu normlaşmış değer ve inançlar feminist epistemolojiye göre kadın ve erkek olarak bizi episteme etkinliğimizi belirliyor. Bu nedenle feminist epistemolojide episteme doğal dünya olarak nitelendirdiğimiz ontik dünyayı, bunun altını özellikle çizmek istiyorum, ontolojik bir bağlamda bizim dünyamız olarak kurmanın, anlamanın ve aynı zamanda değiştirmenin bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Buradan tabii ki feminist epistemolojinin bilimlerin konusunu oluşturan ontik gerçekliği ve ontik bilgiyi yok saydığını anlamamalıyız. Feminist epistemoloji ontik bilgiyi reddetmiyor. Yani feminist epistemologlar kör değil. İçinde yaşadığımız olgusal dünyayı, yani ontik dünyayı tabii ki reddetmiyorlar. Her gün onun içine uyanıyoruz. Fakat ontolojik bilgiyi,
burada ontolojik bilgiden neyi anlamalıyız? Sosyokültürel, tarihsel bağlamı merkeze alıyorlar ve bu ontolojik bağlamın episteme etkinliğinden ayrılamayacağını iddia ediyorlar. Yani basit bir ifadeyle anlatacak olursam, bizler her gün sosyokültürel ve tarihsel bir bağlam tarafından oluşturulmuş, yani diğer bir ifadeyle bizim türümüz tarafından oluşturulmuş bir anlamlar network'üne gözlerimizi açıyoruz. Bu bağlamda bilmediğimiz, gerek gelenek yoluyla devraldığımız, gerekse de bizlerin oluşturduğu bu anlamlar bütünü tarafından biçimlendiriliyor. Daha anlaşılır olması açısından şöyle bir örnek de verebilirim. Mesela Marksizm'den mesela örnek verebilirim. Mesela Marksizm'de değil mi? Proletaryanın sosyoekonomik gerçekliği nasıl ki onun sınıfsal konumunu belirliyorsa, benzer bir şekilde kadın ve erkeğin toplumda işgal ettiği sosyal kültürel gerçeklik de onun epistemik gerçekliğini biçimlendiriyor. Bu nedenle feminist epistemologlar erkeğin lehine, kadının ise aleyhine yorumlarak üretilen bu toplumsal cinsiyet kalıplarının ataerkil bir epistemenin ürünü olduğunu söylüyorlar. Bunun en açık bir diğer kanıtı derslerinde hep verdiğim örnek olan işte insan kavramının veya insanlık kavramının kadını da içine alacak şekilde genişletilmesinin 20. yüzyılın başlarına denk gelmesi. Bu insan olmanın ölçütünün tarih boyunca hep bilen erkekler tarafından kurulmuş olduğu anlamına geliyor. Burada yanlış anlaşılmaması için kurma kavramına da açıklık getirmek istiyorum. Biliyorsunuz hep benim kullandığım cümle, felsefe yolda dümdüz ilerlemez. Yani her bir kavrama ilişkin bir parantez açar. Bu felsefe eyleminin kendi içerisindeki iç dinamiği. Bizler realite, yani gerçek olarak adlandırdığımız ontik dünyayı kadınlar ve erkekler olarak bilme yetilerimize öncel olan, işte Kant'ta da gördüğümüz, değil mi? Kant'ın bize anlattığı gibi ortak formlarla kuruyoruz. Fakat kurduğumuz bu ontik dünyayı feminist epistemologların dediği gibi ontolojik olarak, yani sırtımızı yasladığımız inanç, norm ve metaforlardan hareketle anlamlandırıyoruz. Yani farklılık burada olacak. Yani ben bilmiyorum, soru sormak ister misiniz, yoksa ben devamlı edebilirim. Hocam biraz izin verin, soluklanın hocam. Evet. Biraz hani Doğan hocamla da yürüyelim hocam. Evet. Birlikte tabii. Etkileşimli. Doğan hocam, dilerseniz Zehra Gül hocamın sözlerinden hareketle. Zehra Gül hocam, size zahmet mikrofonu. Çok sağ olun hocam. Şimdi hocam, 20. yüzyılın başına kadar tırnak içinde insan tanımı içinde kadın yok hocam. O kadına yüklenen cinsiyetçi bir anlam var. Toplumda işte bunu teşhir eden de bir alternatif bir epistemoloji var hocam. Bu meseleye sizin bakışınız nedir hocam? Bu nasıl oldu da kadınların bu kadar rahatça bu işleri yüzyıllarca, belki rahatça, belki de hocam itiraz ederek yüzyıllarca bu kadar kabul etmesi biraz insanın doğasına da aykırı değil mi hocam? Siz ne dersiniz? Teşekkür ederim hocam. Zehra Gül hocam bence harika bir kavramsal çerçeve sundu bize. Şimdi tabii ki tarihimiz sadece kadının ve insanın köleleştirilmesinin tarihi değil, tarihimiz aynı zamanda kadının ve insanın özgürleşme tarihi de. Bu bakımdan 20. yüzyılda bunun bu kadar güçlü bir şekilde bir sorun olarak Zehra Gül hocam mesela ontolojik bağlamlara dikkat çekti, epistemolojik çerçeveye ilişkin bir takım kavramlar ve gözlemlerde bulundu. Şimdi hani Marx'ın çok ünlü bir sözü var. Biz tarihimizi yaparız ama keyfi bir şekilde yapamayız. Bu birazcık bununla ilgili. Yani bugün 21. yüzyılın ilk yarısında bu konunun bu kadar sağlam bir şekilde felsefi olarak da karşımıza çıkıyor olması belki de insanlık tarihinin bugün gelmiş olduğu aşamada insanın insan olarak özgürleşme meselesinin
gündeme gelmiş olması, yani olanağının da artık oluşmuş olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela işte stoacılar bağlamına tekrar dönmek istiyorum. Şimdi şeye baktığımız zaman, antik Yunan'a baktığımız zaman, mesela Türklerin tarihinde de kadının aslında son derece etkin bir yerinin olduğuna veya etkin olduğu bir dönemin olduğuna vesaire dikkat çekilir. Artık doğru veya yanlış İslamileştirilmesi ile birlikte Türklerin tarihinde de kadın yavaş yavaş toplumsal, kamusal alandan geriye doğru itiliyor ve zamanla da neredeyse adı sanı olmayan bir şekilde kamusal alanda görünmez bir şekilde kayboluyor. Şimdi benzer bir şey antik Yunan'da da var mesela. Zehra Gül hocamla şimdi bir kitapta beraber yazılarımız yayınlanacak stoacılıkla ilgili. O yazı üzerine çalışırken şunu gördüm. Mesela felsefe tarihçileri Homeros çağına dikkat çekiyorlar. Homeros çağında kadın ve erkek eşit olarak algılanıyor, eşit olarak kurgulanıyor. Yani sanki daha kapsamlı bir insan kavramına sahipler. Mesela işte mesela antik Yunan mitolojisinde 12 tanrının 6'sının erkek, 6'sının kadın olmasından vesaire bahsediliyor. Ve işte kadının bir ne diyelim kötü bir insan türü olduğu olarak algılanması, tanımlanması vesaire bunların Hesiodos çağıyla birlikte başladığına dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla şimdi antik çağda Roma döneminde Musonius mesela kadın filozof olmalı mıdır? Bu toplumu ilgilendiren, toplumu uğraştıran bir mesele ve kadınlar tabii ki filozofların diyelim gruplarına veya okullarına katılıyorlar ve filozof olmak istiyorlar ki toplum bu meseleyle bu kadar yakından ilgileniyor ama Musonius'un evet kadın filozof olmalıdır. Kadın da erkek de doğuştan aynı özdeş veya eşit yetilerle doğarlar. Toplumsal bugün bizim kavramımızda toplumsal cinsiyet eşitsizliği aslında toplumun yapmış olduğu bir şeydir gibi bir düşünceden hareketle kadının neden özgür olduğunu, eşit olduğunu, özgür olması gerektiğini temellendirirken bilmiyorum antik çağda çok nadir işte birkaç isimden, birkaç sesten birisi olarak karşımıza çıkıyor Musonius. Ama bugün baktığımızda 21. yüzyılın işte ilk çeyreğinde baktığımızda bu mesele karşımıza kitlesel bir sorun olarak çıkıyor ve kitlesel olarak algılanan, kitlesel olarak sorunsallaştırılan bir mesele olarak çıkıyor. Demek ki insanlığın bugün karşı karşıya olduğu durumda tam da bugün artık Hegel modern çağ insanın insan olarak özgürleşme çağı olarak tanımlıyor. Bu yönde ulaşmış olduğumuz insanın insan olarak özgürleşmesi bakımından ulaşmış olduğumuz aşama kadının özgürleşme meselesini, kadının eşitlik ve özgürlük meselesini en üst seviyede felsefi düzeyde yeniden formüle etmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani feminist perspektiften diyelim kadının eşitlik ve özgürlük perspektifinden felsefenin kavramlarına yeniden bakmak, felsefenin kuramlarını yeniden düzenlemek, bunların hepsi bir gereksinim olarak, kitlesel bir gereksinim olarak karşımıza çıkıyor olmasının nedeni bugün kadının kadın olarak, erkeğin erkek olarak ve ikisinin insan olarak özgürleşme olanağının tarihsel olarak koşullarının sağlanmış olmasından veya koşullarının olgunlaşmış olduğunu ve artık bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan şimdi insanlık tarihinde kadınların sustuklarını düşünmüyorum ben.
çok çok farklı biçimlerde direniş geliştirmişlerdir. Çok çok farklı biçimde protesto biçimleri geliştirmişlerdir. Bazen sessiz, bazen sesli protesto biçimleri geliştirmişlerdir. Direnmişlerdir, direniş sergilemişlerdir. Yani sanki o tahakkümcü ilişkileri yeniden yaratıyormuş gibi göründükleri yerde bile zaten aslında ilişkileri özgürleştirici vesaire müdahalelerde bulunmuşlardır. Yani mesela işte ne diyelim, bizim aile tarihinde ben hatırlıyorum, benim nenemin okuması yazması yoktu ama işte kaç taneydi, 5 tane erkek kardeşi vardı. Kendisi tek, pardon, bir ablası vardı ve kendisi işte 2 kız kardeşlerdi. Baba mülkiyetinin işte mirası falan söz konusu olduğunda dendi ki kızlara mirastan pay düşmez. Baba mülkiyetinin işte babadan kalan miras erkek çocuklarına düşer dediler. Benim nenem o zamanlar işte annemin annesi o zamanlar Güneydoğu'da belki de bir ilktir. Bu konuda dava açtı mesela, dedi evet kadın olarak benim de okuması yazması yok muhtemelen, yani ben şimdi kadının eşitliğini özgürlüğünü sağlayacağım diye bir perspektifi de yok, böyle bir açıkça söylemiş olduğu, bir ilan etmiş olduğu bir amacı da yok, ama yapmış olduğu eylemle erkek egemen bakışı, bu konuda erkek egemen bakışı yani yıllardan beri, yüzyıllardan beri süre gelen bir geleneği yıkmakla mesela kadının işte özgürleşmesi için müthiş bir eylem gerçekleştirmiş oldu. Yani ben hatırlıyorum, küçücük bir çocuktum, o davayı açtı ve yıllarca o davanın peşinden gitti. Yani 10 yıl mı sürdü bilmiyorum, 15 yıl mı sürdü ama sonunda bildiğim kadarıyla kazandı davasını. Mesela bu müthiş bir olay. Orada böyle küçük küçük özgürleştirici eylemler, ama bugün artık öyle görünüyor ki insanlığın, bütün insanlık olarak özgürleşme bakımından gelmiş olduğu safhada en temelde olanı en radikal bir şekilde kavramamız gerekiyor ki insanlık kendi tarihinde bir adım ileri gidebilsin. Bu bakımdan bugün sorunun bu kadar radikal bir şekilde karşımıza çıkıyor olması, kadının küçük küçük vermiş olduğu özgürlük mücadeleleri öyle bir birikmiş ki, öyle bir safhaya gelmiş ki artık kendisini küçük lokal değişikliklerle ne diyelim geri çekmeyeceği ve radikal insanlık tarihinde köklü değişiklikler talep ettiğini görüyoruz. Yani işte bir takım küçük reformlarla çözülebilecek bir mesele olmadığını bunun bugün artık görüyoruz. Dolayısıyla bugün sorunun karşımıza çıkış biçimi insanlık tarihinde kadının özgürleşmesi için verilen mücadelelerin birikmiş olduğu biçimidir denebilir. Birikmiş olduğu biçimidir denebilir ve bugün artık dediğim gibi işte bir feminist epistemolojiden bahsedebiliyoruz. Bir ontolojik bağlamlardan bahsedebiliyoruz. Ve bunları bu kadar açık bir şekilde ifade edebiliyorsak, buradan kazanmış olduğumuz felsefi bir perspektif var. Bunu bu şekilde ifade edebiliyorsak kanaatimce o yüzyıllarca sessizce verilen direnişlerin, sessizce gösterilen direnişlerinin, verilen mücadelelerin bir birikim olarak kanaatimce karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Yani Kant'ın o ünlü tabiri, kadın meselesi felsefenin en önemli meselesidir. Kadın meselesi felsefenin en önemli meselesidir. Bugün biraz önce işte Zehra Gül hocamın anlatmasından, konuyu bize sunuşundan şu ortaya çıktı. Kadın meselesi artık sadece felsefenin meselesi değil, sosyo-kültürel bir gerçekliğin meselesi haline geldi ve
Felsefe bunu tüm radikalliğiyle korkmadan, tüm radikalliğiyle kavrayıp teorik olarak çözmesi ve politik olarak da bu sorunun çözümü için bir perspektif sunması gerektiğini gösteriyor diye düşünüyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam mikrofon lütfen. Zehra Gül hocam, şimdi sorular da var. İzleyicileri de katalım dilerseniz. Orada da etkileşim oluyor. Şimdi Alev Üsküler Hanım'ın şöyle bir sorusu var. Hocam aslında bunu Freud'dan çıkartıp birçok düşünüre, filozofa da yayabiliriz. Freud'un kavramlarının oldukça cinsiyetçi olması hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir sorusu var. Sadece Freud değil hocam. Onu Aristoteles'te de görüyoruz, Nietzsche'de de görüyoruz, başka birçok filozofta da görüyoruz. Hem o eril dili hem de kadını tırnak içinde aşağılayan o dili görüyoruz. Bunu neye bağlamamız gerekiyor? Yani normalde hocam o içinde doğdukları çağın bir yansıması olarak mı görüyoruz? Yoksa hani yukarıdan aşağı bir erkek bakış açısı mı olarak görüyoruz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Buyurun. Yani şimdi burada soruyu tam anlayamadım ben. Yani Freud'un açıklamalarını... Freud. Evet. Hocam şu yorumlar, comments bölümünü görebiliyor musunuz siz ekranınızın sağında? Görüyorum. Siz bana okuyun. Okuyun çünkü. Okuyayım. Evet. Okuyayım hocam. Diyor ki Freud'un kavramlarının oldukça cinsiyetçi olması hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Tamam. Yani bunu sadece Freud'la sınırlamayız hocam. Birçok düşünürde, filozofta kadına bakış böyle çarpılmıştır hocam. Aşağılayan bir bakış açısı vardır. Onu neye bağlıyorsunuz siz hocam? Yani ben neye bağlıyorumdan çok aslında yine şeyle yanıt vereyim size. Yani bunun neye bağlandığı açık. Tabii ki yine işte bu toplumsal cinsiyet kalıpları ve bu toplumsal cinsiyet kalıplarının arka desteğini oluşturan episteme ve bu episteminin de kökenini oluşturan inançlar, işte metaforik ön kabuller. Şimdi aslında Beauvoir, yani Simone de Beauvoir, psikanalizin kurucusu olan Sigmund Freud da büyük bir şey, şiddet uyguluyor. Belki de Simone de Beauvoir'ın argümanlarından hareketle bir yanıt sunsam daha iyi olur. Çünkü Beauvoir kadının insanlık tarihinde erkek karşısında epistemolojik özne olmaması durumunu Freud'un Oedipus kompleksinin kız çocukları için geçerli versiyonu olan elektro kuramı üzerinden temellendiriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bunun üzerinde durmuştu. Eğer soruyu soran değerli felsefe dostumuz katıldıysa orada açıklamıştım. Şimdi Freud'un elektro kuramına göre kız çocuklarında hayal kırıklığı yaratan en önemli unsur kız çocuklarının erkek çocuklar gibi bir penise sahip olmamasında temelleniyor. Öyle ki kız çocukları kendilerindeki penis eksikliğini bir tür güdüklük ya da sakatlanma olarak görüyorlar. Dolayısıyla kız çocukları acı çektikleri bu durumdan cinsel kimliklerini kendisi gibi işte sakatlanmış anneleriyle özdeşim kurarak ve erkek çocukları ile olan ayrımlarında da daha kırılgan bir süper egoya sahip olarak tamamlıyorlar. Şimdi burada tabii Beauvoir'ın görünür kılmaya çalıştığı bir Freud'cu handikap var. Sanırım soruda tam da buna yönelik. Diyor ki Beauvoir, Freud diyor, içine doğduğu eril batı kültürünün epistemik normlarından kurtulamamıştır. Ve bu epistemik normlar bağlamında bir takım yanlış çözümlemeler yapmıştır diyor. Bakın Freud gibi bir bilim insanı bile kadınlar ile erkeklerin fizyolojik olarak farklı olduğu gerçekliğini nesnel bir tarafsızlık ilkesiyle değerlendirememiştir. Değil mi? Oysa Beauvoir'a göre kız çocuklarının bir penise sahip olmamalarından duydukları travmatik üzüntü Freud'un iddia ettiği gibi fizyolojik temelli biyolojik cinsiyet farklılığından kaynaklanmıyor. Erkekliğin ve onun simgesi olan penisin toplumda daha değerli görülmesinden kaynaklanıyor. Şimdi Freud analizlerinde toplumun erkeklere sağladıkları üstünlükleri erkek organının kadın cinsel organına üstünlüğü olarak yorumluyor. Bu nedenle Beauvoir'a göre Freud'un analizi aslında hegemonik erkekliğin biçimlendirdiği kültürün bir uzantısı ve sonucudur diye bakabiliriz.
Hatta Freud'un yapmış olduğu çözümlemeler kadının erkek karşısındaki ikinciler, yani ikincileştirilmiş konumuna çözüm bulmak şöyle dursun, onun epistemik bir özne olarak tanımlanmasındaki en önemli engeli teşkil ediyor. Çünkü Freud doğuştan sahip olduğumuz fizyolojik, bedensel cinsiyet ile sosyokültürel bir kurgu olan toplumsal cinsiyeti birbirine karıştırıyor. Yani bu noktada evet, yani soruyu soran değerli felsefe dostunun saptamasına katılıyorum. Yani Freud'u bu noktada tabii ki eleştirebiliriz. Hocam bir de Freud'un işte yaşadığı dönemde Viyana çevresi ve burjuva sınıfı gözlemlerini genelleştirip evrenselleştirmeye çalıştığı konusunda da aslında eleştiriler var. Burada da aslında cinsiyetçi bakış açısından herhalde kurtulamıyor değil mi hocam? Çok çok evet. Lokal bir bakış açısı herhalde. Şimdi hocam şöyle bir soru var, bu soruyu hemen sormak isterim. Gönül Okçu hanımefendi diyor ki neden hiç kadın peygamber yok? Çok güzel. Aslında burada kadın da olmaz, kadın olunur, erkek insan olarak tanımlanır, kadınsa dişi sözlerinin yanına da gelebiliriz. Veya yani şeye de gelebiliriz, yani başka örnekler de verebiliriz. Özellikle Simone de Beauvoir diyorum ama feminist epistemolojinin birçok şeyi var, birçok temsilcisi var. Ve bu temsilcilerin hepsi de aslında şey yapıyor, yani bu sorulara yanıt veriyor. Belki de isterseniz kısaca bir şeyden bahsetmek gerekiyor değil mi? Yani bu feminist epistemologlar ne diyorlar? Çünkü sorular gördüğüm kadarıyla bunlarla ilgili. Hocam aslında şöyle evet. Bir şey var mı hocam? Ben yanılıyorsam evet. Lütfen düzeltin siz izleyicilere Doğan hocam. Aslında Tanrı da hani sıradan bir insana sorduğumuzda ya Tanrı deyince aklına ne geliyor? Yukarıda bir yerde oturan belki aksakallı, daha erkek egemen bir şey hocam, bir tanımlama ya da ne bileyim betimleme. Ne dersiniz? Orada da öyle bir erkek bakış açısının ürünü var herhalde, sadece peygamberlerde değil. Tabii ki aslında konu son derece açık. Yani burada tabii erkek özne, yani şey olan temel problem bu. Mesela Donna Wilshire, belki de onun yanına gelmeliyiz değil mi? Mesela Donna Wilshire'ın verdiği bir yanıt var. Mesela Wilshire, tabii ki ondan önce de Bardo'yu bilmemiz gerekiyor. Çünkü Bardo, Kartezyen epistemolojiye ilişkin bir takım eleştiriler sunuyor ve aklın bedene göre öncelikle ve üstün olduğu argümanını devam ettiriyor. Şimdi akıl beden karşıtlığında temellenen bir argüman var. Bakın şimdi bazı kavram çatılarını ayakları üzerine oturtmalıyız. Yani kadının işte toplumda veya işte şimdiden geçmişe doğru baktığımızda insanlık tarihinde ikinci cinsliğinin, buna başka adlar da verebiliriz, işte köleleştirilmesinin veya özgürlüklerinin, temel haklarının elinden alınmasının nedeni nedir gibi sorularda feminist epistemologlar şimdiden geriye doğru yapmış oldukları analizlerinde köklü çözümlemeler yapıyorlar. Mesela Wilshire dedim. Wilshire özellikle Apollon ve Dionysos karşıtlığını ele alıyor. Bakın. Yani aklı temsil eden Apolloncu öğelerin duyguları ve ruh durumlarını temsil eden Dionysosçu öğeler karşısında baskın görülerek yüceltilmesi düşüncesine bizi geri götürüyor. Burada temel bir iddiası var. Apolloncu öğelerin baskın olduğu episteme tarihinin ve daha gerisinde de söylence tarihinin, bakın neden işte peygamberler kadındır diye sordu. Çünkü insanlık tarihi sadece bilimlerin ve felsefenin tarihi değil ki. Aynı zamanda söylencelerin de tarihi. Şimdi bakın bugün bilimler diyoruz. Şimdiden geriye baktığımızda modern bilimler 16. yüzyılda tek tek felsefeden bağımsızlaşarak ortaya çıkıyor. Yani yaklaşık işte 16. yüzyıldan ne kadar oluyor? Yani 422 yıl değil mi? Yani bugün göklere çıkardığımız modern bilim dediğimiz şey insanlık tarihinde küçücük bir nokta gibi. Daha da geriye gidelim. İşte felsefe İsa'dan önce 6. asır, mitolojik dini dünya görüşü kesintiye uğruyor. Yerine seküler
ve rasyonel bir dünya görüşü olarak felsefeye bırakıyor. İsa'dan önce 6. asır ne oluyor? 2622 yıl gibi. Burada size amacım tabii ki matematiksel şeyler yaptırmak değil yani. Hesaplar yaptırmak değil ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi antropologlara göre homo sapiens sapiens olarak bizler yani aklını işte kullanan, refleksiyonel olarak kullanan yani düşünme üzerine düşünme üreten homo sapiens sapiens bazılarına göre 45 bin yıldan beri bazılarına göre de 65 yıldan beri var. Hani 45 bin yılı bile alsanız tüm bu felsefeden şimdiye kadarki olan süreci ki toplam işte 2622 yıl 3000 bile deseniz geriye 42 bin yıl kalıyor. Ve bu 42 bin yıl boyunca insanlık ne yaptı diye sorduğumuz zaman neyin yanına geliyoruz? Söylencelerin yanına geliyoruz. Dolayısıyla konuşmamın başlangıcında kadın ve kadına ilişkin tüm soru ve sorular onun tarihidir derken ben bu tarihi sadece bilimlerin ve felsefenin tarihiyle sınırlandırmadım. Daha da geriye gitmeliyiz, söylencelere gitmeliyiz. Çünkü asıl ana problem oralardan başlıyor. Bir şahide gidiyor ve söylence tarihinin ki ben çok önemli buluyorum bir şairin bu saptamasını kökeninde daha çok bedeniyle özdeşleştirilen kadının değersizleştirilmesinin tarihi olduğunu söylüyor. Bakın hep temel problem aynı değil mi? Yani Descartes'ten geriye doğru neden sonuç ilişkilerini kurduğumuzda Descartes'te biliyorsunuz öznercilik ilkesini işte modern felsefede kurgulayan bir düşünür. Fakat ego cogito'yu tesis etmek için ne yapıyor? Ego cogito'yu hem kendi bedenine hem dış dünyaya hem de diğer ego cogito'lara kapatıyor. Bunun için Descartes'in yumuşak karnı tüm çağdaş filozoflar için ve aynı zamanda feminist epistemologlar için onun işte ontolojisinde karşımıza çıkan zihin ve beden ayrımı değil mi? Zihin ve bedeni birbirine indirgenemeyecek şekilde açıklıyor. Burada zihin yani akıl neye karşılık geliyor? Akla karşılık geliyor ve erkekle özdeşleştiriliyor. Beden ise ve diğer adıyla madde de neye karşılık geliyor? Kadına karşılık geliyor. Şimdi daha geriye gittiğimizde bir şairin dediği gibi Dionysos ve Apollon'a baktığımız zaman ki Apollon'cu öğeler aklı temsil eder. Dionysos'cu öğeler ise duygularımızı, Grekler bunlara patos diyor ve ruh durumlarımızı temsil eder. Dionysos neyle eşleştirilmiş hep? Kadınla eşleştirilmiş. Dolayısıyla burada söylence tarihinin de işte kökeninde biraz önce söylediğim gibi daha çok bedeniyle özdeşleştirilen kadının değersizleştirilmesinin tarihi olduğu argümanının yanına geliyoruz. Bu nedenle Wilshire bugün özellikle biz mitosları anlamsız ve saçma buluyoruz. Belki daha yeni yeni böyle mitolojilere karşı bir ilgi toplumumuzda artmaya başladı. Wilshire diyor ki hiç de anlamsız değil, hiç de saçma değil. Bu anlamsız ve saçma olduğu yani argümanlarıyla üstü örtülerek görünmezden gelinen söylencelerin aslında kadının ikinci cinsliğine ilişkin resmin bütününü görmemiz açısından merkezi bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Ve tam da bu noktada konuşmamın başında söylemiştim bir düşünce deneyini bize çağırarak söylencelerdeki baba tanrıya karşılık gelen Apolloncu imgenin yerine bir ana tanrıca imgesi geçirdiğimizde toplumsal cinsiyet sorunsalında mesela ne gibi sonuçlara ulaşabileceğimiz soruyor. Değil mi? Bu düşünce deneyini mesela şimdi hemen ne yapabiliriz? Aktüel hale geçirebiliriz. Şimdi bir şey ana tanrıça imgesini ana akım epistemolojinin yol açtığı dikotomileri ortadan kaldırmak amacıyla tabii ki bize öneriyor. Bu imge aracılığıyla kadın bedenine ait hor görünen, nedir hor görünen şeyler? Mesela menstruasyon değil mi? Ve üremeye ilişkin biyolojik fonksiyonlar. Yani bir şey söylemişti şimdi bir bakan da herhalde değil mi? Hamile kadınlar sokaklarda dolaşmasın dedi yani. Çünkü bakan başka bir şey. Bakan değildi hocam. Kim söylemişti ya onu? Bir sütüm işte yani.
sanırım bir akademisyen, İslamcı bir tip hocam. Ya çok absürt bir şeydi. Çok çok kulak. Öyle mi? Program yapan biriydi hocam. Hani böyle. Tamam. O zaman düzelteyim. Tamam. Yani çok şey, kulak tırmalayıcılıktan çok zihni tırmalayan bir şey, değil mi? Yani ne demek yani? Şimdi işte bu baba Tanrı, yine bir ana tanrıça imgesinin geçirilmesiyle biyolojik fonksiyonların doğallaşabileceğini düşünüyor mesela Wilshire. Hatta Wilshire söz konusu fonksiyonların kutsanmasına yönelik yeni bir dilsel bağlam ve kültürel bir yapı bile oluşabileceğini söylüyor. Bence bu mümkün. Bu yeni yapı ve dilsel bağlamın da kadın deneyim ve duruşunu dışlamayan yeni bir epistemoloji ile tabii ki taçlanabileceğini söylüyor. Yani bunlar ütopya değil. Bunlar gerçekleşebilecek şeyler. Dolayısıyla bunları söyleyerek Wilshire ne yapmaya çalışıyor? Hocam derseniz Wilshire kutuplar arasındaki bu uzlaştırıcı tavrı ile aslında kadın deneyim ve duruşunu epistemenin içerisine sokmaya çalışıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Bu evet. Sizin söylediğiniz söylence efsane. Burada eski Yunan'a, Homeros, Hesiodos'a mı, yoksa daha da geriye Mezopotamya'da, Babil, daha Süren, geriye. Daha Babil, geriye. Süren, evet, Akat, oralara kadar mı gidiyor hocam? Aslında hepsi de gidebiliriz. Şey, Enuma Elish'e kadar falan mı gidiyor hocam acaba? Yani şimdi bunun için bu söylencelerin hepsini okumak ve analiz etmek gerek. Mesela Antik Mısır söylencesine bakalım. Mesela Osiris, Isis ve Horus arasındaki geçen söylenceye baktığımızda. Mesela bu söylence de, ki bu söylence Antik Yunan'dan önce değil mi? Yani bu söylenceye baktığımızda Isis'in görevi ne? Isis'in görevi Osiris'i korumak ve aynı zamanda da işte Horus'a iyi bir anne olmak. Nitekim işte Set tarafından, onun bir söylencinin bir hikayesi var. Set tarafından Osiris kandırılıyor. Daha sonra da işte birkaç parçaya bölünüp bir sandığa kapatılarak Nil Nehri'ne bırakılıyor. Ama Isis ne yapıyor? Bir tanrıça olmasına rağmen işte kendi o şeyini bırakarak, yani tacını bırakarak eşi Osiris'i aramaya başlıyor. Yıllarca Osiris'i arıyor. O sırada hamile bir de. İşte Popülüs bataklığında Horus'u dünyaya getiriyor. Onu yetiştiriyor. Daha sonra Osiris'i buluyor. Parçaları bir araya topluyor ve işte Osiris yeniden Gep'in ona hava üflemesiyle yeniden vücut buluyor. Şimdi bu söylence, hani böyle kısaca şimdi aklımda kalanları size özetledim ama bu söylence bize neyi anlatıyor? Bu söylenceye baktığımızda bakın yani kadının konumunu neyle sınırlandırıyor? Bu söylencede de gördüğümüz gibi işte iyi bir eş olma ve iyi bir anne olmayla kadının toplumdaki rolünü sınırlıyor, değil mi? Yani bunu sınırlıyor. Bununla sınırlıyor. Halbuki şeye baktığımız zaman yani kadının sadece mesela şeyi temel görevi yani bu mu? Değil mi? Yani bunu sorabiliriz. Yani Antik Mısır söylencisi Isis metaforuyla aslında tüm Antik Mısırlı kadınlara bak onun gibi olmalısınız diyor. Yani böyle bir mesaj veriyor ki Antik Mısır söylencesi işte Yunan söylencelerinden çok önce. O zaman belki de daha da geriye gitmeliyiz. Bu söylenceyi bu nedenle burada hani kısaca değinmek istedim. Belki daha da gerilere gitmemiz gerekiyor. Yani bu kadının erkek karşısındaki ikinci cinsliğini işte Doğan hocamızın terminolojisiyle işte köleleştirilmesini toplumda veya tarihsel olarak köleleştirilmesinin nerede başladığını sorgulamak için belki daha da eski söylencelere gitmeliyiz diye evet. Düşünüyorum hocam.
Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam ben size döneceğim. Bir dakika izin verin. Biraz Doğan Hoca'ya bir soru var. Onu sorayım hocam. Bu arada mikrofonunuzu kapatabilirseniz hocam çok sevineceğim. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Doğan Hocam, Ayşe Hanım'ın, Ayşe Yıldırım'ın kendisini selamlıyorum. Şöyle bir soru var hocam. Feminizm, Marksizmi kadının farklılığını sınıf üzerinden inşa ettiği, baskı mekanizmalarını görmezden geldiği varsayımları temelinde eleştirir. Doğan Hocam bu konudaki düşünceleri nedir diye sorar hocam. Teşekkür ederim. Şimdi bu tabii ki Butler'den gelen bir şey sanıyorum, baktığımına ben soruya. Genel olarak bu çok yaygın bir şey. Marksizme yönelik, Marx'ın kendisine yönelik çok yaygın bir şekilde yapılan bir eleştiri. Fakat burada tabii ki kanaatimce yakından bakılmadan, genel olarak bir ön yargıdan da kaynaklı olarak yapılan bir eleştiri olduğu kanaatindeyim ben. Şimdi mesela biraz önce Zehra Gül Hocam dedi ki ya bu sorun ne zaman başladı? Daha da geriye gitmemiz gerekiyor. Mısır'dan da geriye gitmemiz gerekiyor diyor. Şimdi Marksizm dediğimiz öğretinin artık ikinci kurucusu Engels çok da geriye götürüyor. Nedir o? İşte ta nerelere kadar, o avcıların, toplayıcıların olduğu şeye kadar, döneme kadar geriye götürüyor. İlk büyük, ilk insan, insanlık tarihinde ilk büyük iş bölümü kadınla erkek arasında ve o ilk büyük iş bölümüyle birlikte ne diyelim, işte silahlarla donatılmış olan erkek kadını tahakkümü altına alıyor diyor. İlk büyük iş bölümü, kadınla erkek arasında olan ilk büyük iş bölümü aynı zamanda insanlık tarihindeki ilk büyük iş bölümüdür ve o ilk iş bölümü yani Mısır'dan vesaire vesaire çok çok önceler olan bir mesele. Belki de 10 bin yıl, 12 bin yıl, belki de çok çok daha fazla gerilere gitmek gerekiyor, bilmiyorum. Yani yerleşik hayatın başlamasıyla birlikte gerçekleşen bir durum bu. Oralara kadar geliyor. Bunu Marksizm yapıyor. Şimdi kökeni araştırıyor. Yani kadının toplumdaki konumunun kökenini araştırıyor ki buna ilişkin ilkesel bir çözüm önerisi geliştirebilsin. Bunu şimdi işte Engels yapıyor. Daha doğrusu Marx'ın Morgan üzerine yapmış olduğu çalışmalardan hareketle Engels yapıyor. Yani ikisinin de şeyinde gündeminde olan bir mesele. Şimdi modern topluma, yani işte emek sermaye ayrımına tekabül eden modern topluma geldiğimizde onların gerek ortak yayınlarında gerekse teker teker kendi başlarına yapmış oldukları yayınlarda yaptıkları şöyle bir şey var. Bir belirleme var. Bu belirlemede diyorlar ki aslında kadın kamusal hayatın üretim alanının da dışına itiliyor. Ama kadın ne zaman üretim alanının içerisine çekiliyor? Erkeğe karşı kullanılmaya, yani erkek işçiye karşı kadın bugün işte diye diyelim göçmenlerin, sığınmacıların kullanıldığı gibi o zamanlar kadın erkeğe karşı kullanılıyor. Yani ücretlerin düşürülmesi için vesaire, kadına daha az ücret veriliyor vesaire. Kadın bu bakımdan, kadın bir taraftan işçileştiriliyor, diğer taraftan da erkeğe karşı kullanılıyor ücretlerin düşürülmesi için. Yani bir yerde kadın erkek çatışmasının modern toplumda işçiler arasında diyelim, kadın işçi, erkek işçi arasında böyle bir ücretlendirme sistemi üzerinden yaratılmış olan yapay bir ne var? Çatışma durumu var. Şimdi bu çatışma durumunun nasıl çözüleceği meselesi gündemde. İşin bir yanı bu. Dolayısıyla ücretlendirme sistemi üzerinden gerçekleşen bir cinsiyetler çatışması söz konusuysa, o zaman ücretlendirme sisteminin bir bütün olarak
çözülmesi gerekir ki bu modern toplumdaki çatışmanın kaynakları ortadan kalksın. Şimdi burada tabii ki işçinin, yani kadın işçinin ve erkek işçinin özgürleşmesi meselesi gündemde. Kadının kadın olarak özgürleşmesi işçi kavramı bağlamında ele aldığımız zaman tek başına yetmiyor. Ve erkeğin de aslında erkek olarak özgürleşmesi tek başına yetmiyor. Burada söz konusu olan şey insanın insan olarak özgürleşmesi. Yani işçinin özgürleşmesi demek, insanın insan olarak özgürleşmesi demek. Ama Marx da Engels de işçinin özgürleşmesini aynı zamanda kadının kadın olarak ve erkeğin de erkek olarak, yani kendi farklılıklarında da özgürleşmelerinin ön koşulu olarak formüle ediyorlar. Mesela burada ön yargılardan kurtulup Clara Setkin mesela insanlık tarihinde belki de kadının özgürlüğü için en çok ömür boyu çalışmış olan sosyalistlerden bir tanesi. Eşitlik dergisini, Die Gleichheit dergisini ömür boyu çıkarmış olan birisi. Yani kabul etmek gerekir. Evet, 20. yüzyılda, 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında kadının özgürlük meselesini insanlığın gündemine taşıyanlar sosyalistlerdi. Clara Setkin, yani işte çok son derece önemli, etkili bir isim. Şimdi Clara Setkin'in bu konularda yazdıklarına bakmadan genel bir Marksizm eleştirisi yapmak doğru olmaz. Mesela Clara Setkin'in yazdıklarında mesela kimler de eleştiriliyor? Sosyalist erkekler de eleştiriliyor mesela. Diyor ki sizin bu bakış açınız mesela nedir? Erildir diyor mesela. Yani basit bir şekilde işte işçinin kurtulmasıyla kadının kurtulması gerçekleşecektir diye bir sanıya kapılmak yanlıştır diyor. Dolayısıyla bu konuda Marksizm için yapılmış olan tartışmalara da bakmak gerekir. Ön yargılardan kurtularaktan. Butler orada çok yüzeysel bakıyor bence. Bilgiye dayanaraktan ileri sürülen bir iddia değil bu. En azından perspektifi olarak baktığımız zaman bu konuda işte ben en ünlülerini söyledim şimdi. Clara Setkin'i söyledim. Çünkü bu konuda en çok çalışmış olan birisi o. Bu bakımdan birazcık daha yakından bakarak görmek gerekir. Marksizm bu konuda yeterli mi? Özellikle bugün baktığımız zaman, yani işte 21. yüzyılın ilk yarısında Zehra Gül Hocam biraz önce bir takım açıklamalarda bulundu mesela. Şimdi Marksizm'in de kendisinin bu alanda sürekli yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor. Yetmezleri, tarihsel sınırlar vesaire, kendi dönemlerine ilişkin sınırları var. Ama perspektifsel olarak Marksizm kadının kadın olarak özgürleşmesi, yani kendi farklılıklarıyla beraber tanınması konusunda belki de en çok çalışmış olan, en çok üretmiş olan akımlardan bir tanesi. Başka bir akım yok bence bu kadar yazmış olan bu konuda. Kadının özgürlüğü konusunda bu kadar yazmış olan, mesela 19. 20. yüzyıl aldığımızda bu kadar yazmış olan başka bir akım yok diyebiliriz. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Bir kapatalım hocam. Hocam, Zehra Gül hocam, Ayşe Hanım'ın şöyle de bir sorusu var. Onu da uygun bulursanız yanıtlayalım. Butler'ın queer teorisinde performatif cinsiyet bağlamında biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyetin aslında aynı şeyler olduğunu iddia ettiğini belirterek, bu anlamda Sayın Aşkın'ın görüşleri nedir? Bizimle paylaşabilir mi lütfen diyor hocam. Şimdi Butler bunu söylüyor ama yani ben Butler'cı bir perspektife sahip değilim. Bu noktada tabii ki yani daha eleştirel bir bakışla bu soruya yanıt verebilirim. Toplumsal cinsiyetle biyolojik cinsiyet yani ayrı şeyler. Bunun için belki feminist epistemologların çerçevesinden bir yanıt verebilirim.
ki onlar bu ikisi arasındaki ayrımdan hareket ediyorlar. Butler'dan hocam dilediğiniz yerden yanıtlayın. Eğer bir soru gelirse ben onu iletirim. Evet. İletirim. Bu arada şey de var hocam. Evet. Az önce sözünü ettiğimiz kişi vardı ya hocam. Şu kadınların, hamile kadınların. O Ömer Tuğrul İnançer adında biriymiş. Hı. Tasavvufçu. Bülent Arınç'ın da bir sözü var. Kadınları kahkaha atmasıyla ilgili. Onu biraz eleştiren bir ifade. Onun dışında hocam Ahmet Bey'in de bir sorusu var. Onu da sorayım dilerseniz. Orada yanıt verelim. Erkek egemenliği bütün toplumlar için söz konusu mudur? Ya da başka bir deyişle erkeklerin egemen olmadığı bir toplumsal sistem var mıdır? Bu Amazonlar falan var hocam. Her yerde okuruz. Orada kadınların egemen olduğu bir sistemden söz edilir. O bir efsane midir? Gerçek midir hocam? Buyurun. Yani nasıl bir yanıt vereyim buna? Şimdi ben antropolog değilim ki. Yani çünkü bazen öyle sorular soruluyor ki. İnsan bildiğini söyler tabii ki. Yani şimdi bunun için benim bir antropolog olmam gerek. Yani bu konuda araştırmalar yapmam gerek veya bu konuyla ilgili şey okumam gerek. Yani işte söyledim böyle, yani dile pelesenk olmuş belli şeyler var. Amazonlar gibi. İşte ne bileyim işte belli toplumlarda işte, veya işte Doğan hocamız söyledi değil mi? Yani eski Türk toplumlarında bizim hani bize ilkokulda bile öğretilen işte kadınların merkezi bir konuma sahip olduğunu söyleyen argümanlar var. Ama yani şimdi bu konuda gerçekten bir şey diyemeyeceğim. Belki Doğan hocamız söyleyebilir. Hani böyle toplumlar var mı insanlık tarihinde? Böyle kadın merkezli, öznenin kadın olduğu toplumlar var mı? Doğan hocam bir değerlendirmek ister misiniz? Bence soru kendi içinde yanıtını barındırıyor. Belki o söylemek, onu söylememizi istiyorlar. Şimdi o anaerkil dönem var mı yok mu tartışması yapılıyor zaten, ama tarihte öyle görünüyor ki bir anaerkilin olduğu bir dönem var. Anaerkilin olduğu bir dönem var. Yani kadının merkezde olduğu, kadının işte soy sürmede vesaire kadının ölçü aldığı bir dönem var. Öyle anlaşılıyor yani. Ama o ilk büyük işte dediğim iş bölümüyle birlikte erkek egemen tarih başlıyor ve bugüne kadar da sürüyor diyebiliriz. Perspektifsel olarak mesela ne öngörülebilir, ne olmalıdır? Kadın özneli bir toplum mu kurulmalı, erkek özneli bir toplum mu kurulmalı? Yoksa kadının ve erkeğin aynı zamanda özne olduğu, eşit ve özgürler olarak özne olduğu yeni bir toplumsal ilişkiler sistemi üzerine mi düşünmek gerekir? Tabii ki bu ne diyelim, başka geleceği ilgilendiren bir soru, ama muhtemelen feminist epistemoloji açısından da, yani kadının özgürlük koşullarını araştıran epistemoloji açısından da bu soru son derece önemli bence. Evet hocam. Hocam buyurun. Dinliyorum, evet. Hocam yok, ben size bırakacaktım sözü. Siz devam edin lütfen, buyurun. Yani şimdi gelen sorulardan şunu anlıyorum, ben burada göremiyorum da. Genellikle şu bilinmek isteniyor. Yani bu soruyla ilişkili olarak. Yani kadının erkek karşısındaki ikinci cinsliği nerede başladı? Yani kırılma noktası nerede başladı gibi. Doğal olarak böyle bir soru var herkesin kafasında. İşte buna ilişkin Doğan Hoca da söyledi. İşte bir takım böyle açıklamalar var, ama yani böyle parmakla gösterip işte şu toplum, şu klan gibi, yani böyle şeyler yok. Böyle açıklamalar yok. Hipotezler üzerinden ortaya konulmuş bir takım argümanlar var. Belki burada Hegel'in Efendi Köle diyalektiğini yardıma çağırabiliriz. Hani Doğan Hoca da bunun çok üzerinde duruyor. Yani Hegel'in Efendi Köle diyalektiğini toplumsal cinsiyet
problemini uygulayarak hani belki buradan bir sonuç çıkarabiliriz. Çünkü insanlık tarihinde her iki cins arasında üstünlük kurmak için girişilen bir, tabii bu durumda bir savaş olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Eğer Hegel'in efendi köle diyalektiğini kadın ve erkek olarak bu iki cinse uygulayacak olursak, o zaman ne olmuş oluyor? Kırılma nerede başlamış oluyor? Kırılma tabii ki savaşımın erkek öznenin bilinin tanınmasıyla sonuçlandığı anda başlıyor, değil mi? Yani kırılma orada başlıyor işte. Yani kadın kendi hem cinsleriyle, hani açıklayacak olursak biraz daha parantez açarsam, kendi cinsleriyle ilişkilerinde hem efendi hem de köle olabiliyor. Ama erkek özne karşısında daima bir kölelik ilişkisi içerisinde. Şimdi bu tarihsel kölelik ilişkisini tabii ki masaya yatırırsak, burada kadının toplum içindeki bir daimi köleliği var. Bir de ne var? Tabii tarih içerisinde bir daimi köleliği var. Burada tabii ki bu daimi köleliğin başlangıcı nerede başlıyor? Nerede başlayabilir? Tabii tarihsel olarak biyolojik farklılıkların ortaya çıktığı ve biyolojik farklılıklardan doğan iş bölümlerine geri götürdüğümüz zaman. Bakın hep şeyden, yani bunlar hep hipotez, yani buralardan başlıyor. Ama Marx da bunu söylerdi. Burada iş bölümünde başlıyor, burada başlıyor. Kadın ve erkek biyolojik olarak farklı tabii ki cinsiyet figürlerine sahip. Bu doğal farklılıkla tarih süreç içerisinde türün tabii ki devamlılığı adına kadını eve kapatıyor, değil mi? Dolayısıyla da erkeği de dış dünyaya yöneltiyor. Burada tabii ki altının önemli çizilmesi gereken nokta bu doğal biyolojik farklılıkları, değil mi? Çünkü buradan başlıyor. Bu doğal biyolojik farklılığı erkeğin lehine, kadının da aleyhine konumlandırılması. Ki bu işte aleyhine konumlandırma da toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile karşılaşıyoruz. Tabii şimdiden geriye doğru bakışta bilim, felsefe, mitoloji ve hatta dini de içine alan, bakın hiç dinden konuşmadık, dini de içine alan tüm bilme etkinliklerinde kadının erkek karşısında ikincileştirilmesini biz görüyoruz. Ve bu ikincileştirmenin nedenin de arka desteğinin daha çok biyolojik farklılığı olduğunu görüyoruz, değil mi? Evet. Mesela dinlerdeki özellikle mesela günah, sevap, iyi, kötü ayrımına baktığımızda, yani dinsel ahlakın neredeyse kadının bedeni üzerinden kurgulandığını görüyoruz. Yani kadının bedeni üzerinden kurgulanıyor ve üretiliyor. Böyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. Evet, hocam özellikle herhalde toplumlarda, bizim gibi toplumlarda daha çok dinin ritüelleri ve dinin töreyle dinin karışması o merkezi kadın erkek algısında çok etkili oluyor sanırım hocam. Biraz konuşmak, biraz onu derinleştirmek gerekiyor. Hocam siz aslında şeyde feminist epistemoloji kuramlarına girdiniz. Bunun önde gelen temsilcilerinden az çok değindiniz. Bunların temel argümanları hakkında söylemek istedikleriniz var mı hocam? Yoksa diğer bir konu başlığı mı açalım? Var tabii ki. Buyurun hocam. Yani feminist epistemolojinin temel argümanları aslında ana akım epistemolojiye yönelik eleştirileri üzerinden toparlayabiliriz. Çünkü feminist epistemoloji ana akım epistemolojinin içerisinden geliyor. Fakat bir takım noktalarda ana akım epistemolojiden ayrılıyor ve bu noktanın da cinsiyetsiz özne olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii ki feminist epistemolojinin ana akım epistemolojiye yönelik eleştirilerinin tekrar olmaması ve daha analitik olması açısından zamanda ilerledi. Bir soruyu indirgeyebiliriz aslında, yani böyle düşünüyorum Olcay. Bunlardan birincisi, belki de tüm bu söylediklerimiz için de toparlayıcı olabilir. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin oluşturulmasında veya oluşturulmasına neden olan epistemolojik ön kabulleri neler oldu, değil mi? Yani hangi epistemolojik ön kabuller toplumsal cinsiyet ilişkilerinin oluşturulmasına vesile olmuştur mesela? Bu soru önemli bir soru.
İkincisi, epistemoloji tarihinde kadın ve erkek arasındaki ayrım ve farklılıkların tabii ki epistemik açıdan düzenlenmesinde hangi kriterlerin referans alındığı. İşte Descartes'te gördüğümüz gibi erkek akılla özdeşleştiriliyor, kadın ise madde ve bedenle özdeşleştiriliyor. Üçüncüsü, bu bağlamda kadınlık ve erkekliğin metaforik düzlemde nasıl oluşturulup üretildiği. Bence bu da çok önemli, çünkü kadınlık ve erkekliğin metaforik düzlemde üretilmesinin tarihi çok gerilere dayanıyor. Yani işte dini ve mitolojileri de içerisine alan ve aynı zamanda da tabii ki felsefe üzerinden bilimlere kadar, günümüze kadar gelen yani sosyal, kültürel, tarihsel bir bağlama sahip. Dördüncüsü, felsefe tarihinde ortaya konmuş bilgi kuramsal ön kabullerin toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin üretilmesindeki rolünün ne olduğu. Ve tabii ki son olarak da bu epistemolojik ön kabullerin kadın ve erkek arasındaki güç ilişkilerini nasıl etkilediği veya yapılandırdığıdır. Feminist epistemologlar bu sorulara yanıt vermeye çalışıyorlar olacak. Teşekkür ederim hocam. Önemli bir konu var hocam. Bizim Türkiye'deki durum, Türkiye'nin bu konudaki karnesine geleceğim hocam. Bu arada Doğan hocama hemen döneyim hocam. Oradan size döneceğiz. Sesini kapattın hocam. Pardon. Sizin hocam bu sorular kapsamında söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ya da eklemek istediğiniz, dinleyelim. Buyurun. Şimdi Zehra Gül hocamın formüle etmiş olduğu tabii sorular önemli. Bütün bir düşünce tarihini aslında kadının kurtuluş perspektifinden yeniden gözden geçirmek gerekiyor ve bu epistemolojimizi yeni baştan kurmak gerekiyor. Ve bu bağlamda da muhtemelen sadece kuramı, epistemolojik kuramı eşitlikçi ve özgürlükçü bir perspektiften yeniden kurgularken, mesele tabii ki sadece düşüncenin, bakış açısının özgürlükçü ve eşitlikçi bir perspektiften yeniden kurulması değil, aynı zamanda dilin de yeniden kurgulanması gerekiyor. Ve kavramsallığımızın da aslında işte yeni baştan düşünülmesi, kurgulanması gerekiyor. Yani mesela modern çağda baktığımız zaman Kant'tan biliyoruz mesela. Modern toplumu, modern devleti, modern insanı kurgularken bir sürü yeni kavramsallıklar yaratmak zorunda kaldım diyor. Bazen eski kavramlara yeni içerik kazandırdım. Bazen de eski kavramlar yeni ilişkileri yeni içerik vererek açıklamaya veya tanımlamaya yetmedi. Yepyeni kavramlar yaratmak zorunda kaldım. Şimdi tam da bu işte bu perspektiften aslında birazcık bakmak gerekiyor. Bütün dilimizi de yeniden kurgularken eşitlikçi ve özgürlükçi bir perspektiften ve yepyeni kavramlar da yaratmamız gerekecektir. Bazı kavramlara yeni içerik kazandırmak gerekecektir ve bazen de yepyeni kavramlar yaratmak gerekecektir. Bu bakımdan bir de yani işte o eşitlikçi ve özgürlükçü bir epistemolojiyi kururken bu işin bir dil boyutunun da olduğunu doğrudan bilincimizin yapılanmasıyla da ilgili olan bir şey bu. Bilinç durumumuzun oluşmasıyla da ilgili olan bir şey bu. Bunu da buraya eklemek gerekir diye düşünüyorum ben. Hocam teşekkür ederiz. Şimdi bir kapatalım hocam izin verirseniz. Zehra Gül hocam, belki de en kritik konulardan birisi Türkiye özelinde hocam. Bu Türkiye özelinde bizim karnemiz nasıl bu tartıştığımız konularda hocam? Güzel bir soru. Karnemiz nasıl? Tabii toplumsal cinsiyet sorunsalı perspektifinden bakacağım buna. Şimdi hep toplumsal... yıldızlık bekleyeyim hocam. Efendim?
Yıldızlı pekiyle mi dolu? Maalesef yıldızlı pekiyi değil. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğinde eşitlik cinsiyetler arasındaki temel hak ve özgürlüklerdedir biliyorsunuz. Yapılan istatistiksel araştırmalar 156 ülke arasında 130. olduğumuzu söylüyor. Yani düşünün 156 ülke ve 130.yuz. Yani şöyle 500 ülke olsa da 130. olsak o zaman yıldızlı pekiyi derdim olacağız sana. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ülkemizin karnesi kocaman bir nul. Yani sıfır, sınıfta kaldık yani. Dolayısıyla cinsiyetçi sömürü ve zulmü tabii sona erdirebilmek için kadının kadın olmasından kaynaklı hak ihlallerinin ivedilikle önüne geçilmesi gerekiyor. Bu hak ihlallerine karşı verilen cezaların bence caydırıcılığı arttırılmalı. Bizde kadının değeri annelik ve aile üzerinden ölçülüyor. Aile bütünlüğünün korunması adına kadına yönelik şiddet, örneğin ya kocandır, sever de döver de gibi, değil mi? Argümanlarla meşrulaştırılıyor. Ya da erkeklerin eşlerini hangi şartlarda, işte ne şekilde ve ne şiddetle dövebileceğine ilişkin hepinizin bildiği el kitapçıkları dağıtılıyor. Şimdi aile bütünlüğü kadınların sistematik şiddet görmesi ve öldürülmesiyle mi korunacak? Böyle mi korunacak yani? Yani tam bir akıl tutulması gerçekten. Tabii umutsuz değiliz. Yani geleceğe umutla bakıyoruz. Yani böyle karamsar bir tablo çizdim ama hem sana Olcay hem de değerli felsefe dostlarına ama umutsuz değiliz. Yani bunu söyleyeyim. Evet. Çünkü geleceğe ilişkin vizyonumuz var, değil mi? Yani bir feminist vizyonumuz var. Hocam bunun ekonomik temelleri de var mı? Türkiye'deki kadının durumuyla ilgili ya da pozisyonuyla ilgili? Olmaz olur mu? Var tabii ki. Yani sosyoekonomik, kültürel koşullar tabii ki. Bunlar da ivme kazandırıyor. Ama şey de var tabii bir, bilmiyorum hani bu şeyde konuşmak ne kadar şey olabilir ama tabii bir prodeterminist bir yukarıdan aşağı bir şey de var. Bir idealize etme çabası da var değil mi? Yani yukarının vizyonu ne yapıyor? Aşağıyı da işte determine ediyor, belirliyor. Yani toplumumuz şu anda bu konuda sınıfta kaldığı gibi müthiş bir karanlıktan geçiyor. Olcay, beni daha fazla bu konuda konuşturtma. bu şeylere geçmiyorum çünkü şey olabilir yani bunlar böyle yayınlanacağı için hepimizin bildiği şeyler yani sanırım bizi dinleyenler de anlamıştır değil mi? Çok açık. Çok iyi anlamıştır hocam, çok iyi anlamıştır. Burada dilersen Olcay, orada ben de bir şey söyleyebilir miyim? Zehra Gül hocamın söylediklerine ilişkin. Şimdi bu ekonomik ilişkiler bu bağlamda mesela nasıl önem arz ediyor bir örnek vermek istiyorum ben. Şimdi genellikle işsizlik oranı azaldığı zaman, işsiz olanların sayısı azaldığı zaman kadınların daha çok kamusal alanda etkin olduklarını, üretim alanına girdiklerini vesaire görüyoruz. Ama ne zaman ki işte ekonomik krizler oluyor, işsizlik artıyor ve orada da hemen birdenbire yine kadının işte iş hayatından, üretim alanından, kamusal alandan dışlanıp eve kapandığını, evde kalmaya mahkum olduğunu, mahkum edildiğini görüyoruz. Bu olay yani bu sürekli gidip gelen bir şey. Yani işte Nazilerin mesela iktidara gelir gelmez ilk yaptıkları şey kadınları eve kapatmak. Kadının alanı evidir, ailesidir, mutfağıdır vesaire gibisinden şeyler. Şimdi buradan çıkaracağımız sonuç aslında çok önemli bir sonuç var. Kadının kamusal alanda tüm varlığıyla etkin olabilmesi için üretim alanında, kamusal alanda, tüm alanda toplumsal yaşamın her alanında etkin olabilmesi için öyle görülüyor ki radikal bir iş zamanının örgütlenmesi, düzenlenmesi konusunda radikal bir uygulama yapılması gerekiyor. Şimdi
80'li yıllarda Avrupa'da mesela iş zamanının kısaltılması ile ilgili eylemler başlamıştı. İşte haftada 40 saat değil 35 saat çalışmak gibi eylemler başlamıştı mesela. Bu yönde düşünmek gerekiyor. Yani işsizlik sorununu çözebilmek için iş zamanının azaltılması gerekiyor. Yani bilmiyorum mesela radikal bir şey diyelim. Bir insan aslında pekala günde 4 saat çalışabilir. Böyle bir şey dediğimiz zaman yani 4 saatlik çalışma zamanını 4 saatte sınırlandırdığımız zaman yasal olarak bu ne anlama gelecektir? Bu kadına bu harika anlamına gelecek hocam. Bu müthiş bir özgürlük alanı açacaktır kadına. İşte meselemiz burada yani ekonomik mesele dediğimiz şey sosyoekonomik koşullar vesaire diyoruz. Tam da sürekli bir şekilde bilinç bakımından hepimiz kadının özgürlüğünü istiyoruz. Kadının özgürlüğünü savunuyoruz. İnsanın özgürlüğünü arzuluyoruz, istiyoruz, savunuyoruz ama sürekli bir şekilde bu duvara çarpıp duruyoruz. Yani feminist epistemoloji mesela işte tam da belki de bu konulara da Marksizmin en çok parmak bastığı bu konularda parmak basması gerekiyor. Çünkü gelip gidip çarptığımız ve geriye fırlatıldığımız duvar bu duvar. Kadının sürekli bir şekilde üretim alanından dışlanması zaman olarak yani bazen işte üretim ilerliyor, hızlanıyor diyelim. Üretim işsizlik sayısı azalıyor. Kadın çekiliyor üretim alanına. Yani ve işsizlik kriz olduğu zaman, piyasalar tıkandığı zaman vesaire kadın tekrar hemen nereye gönderiliyor? Evine, mutfağına gönderiliyor vesaire. Bu sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani işte o iş zamanının kısaltılması ve tabii ki iş zamanının kısaltılması doğrudan hemen kadının da otomatik olarak üretim alanına dahil edileceği anlamına gelmiyor. Yani o konuda mesela pozitif ayrımcılık yöntemleriyle vesaire özellikle kadının da üretim alanında kalıcı bir şekilde etkin olabilmesi için yönetmenliklerin vesaire vesaire ona göre değiştirilmesi, dönüştürülmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Evet hocam. Teşekkür ederim hocam. Zehra hocam bu konuya siz de katkı sunmak ister misiniz ya da değerlendirmeniz var mı? Ondan sonra bir sorum daha alacak hocam. Buyurun. Sorun sorabilirse Doğan Hoca şeyi söyledi. Yani tabii ki ekonomik koşullar çok önemli. Güzel de bir çerçeve çizdi. Yani hepimizin bildiği bu çerçeveyi çizdi. Tamam. Yeni bir soru sorabilirsin. Evet. Tamam hocam. Hocam şimdi bu toplumsal cinsiyet sorunu perspektifinden geleceğe ilişkin feminist vizyon ne olabilir? Feminist vizyon insanın özgürleşmesi bağlamında ne tür olanaklar sunuyor? Burada bu tabii ki feminist vizyon diyoruz. Tabii ben de bir kadın olarak yani feminizmi ve feminizmin tarihini özel anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı gelişilen mücadelelerini tarihi olarak okuyorum. Cinsiyet temelli ayrımcılığın kökeni Freud örneğinde de gördük. İçinde yaşadığımız toplumun kadın ve erkeğe ilişkin oluşturmuş olduğu cinsiyetçi ön kabullerde temelleniyor. Bu cinsiyetçi ön kabullerin arka desteğini oluşturan sosyoekonomik, kültürel, işte biraz önce Doğan hocamız söyledi, aynı zamanda feminist epistemologların da altını çizdiği epistemik metaforlar, inançlar, inanç kalıpları var. Bizler tarafından tabii ki farklı şekillerde kamusal yaşamda üretilen işte bu eşit olmayan bu cinsiyetçi ön kabullere ne yapıyoruz veya inançlara, metaforlara doğuyoruz. Ve bu ön kabuller, bu metaforlar, işte bu sosyo-kültürel koşullar üzerinden toplumsal cinsiyet algımızı yani kadınlık ve erkekliğe ilişkin tanımlarımızı oluşturuyoruz. Yani ben Beauvoir'ın sözlerini de burada çok şey buluyorum, değerli buluyorum. Diyor ki Beauvoir, kadın ve erkek olarak doğmuyoruz diyor. Kadın ve erkek oluyoruz diyor. Güzel bir saptama. Yani aslında tam da işte bunu konuşuyoruz burada. Şimdi bu sonuç tabii ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bizler tarafından inşa edilen bir kurgu olduğu anlamına gelmelidir. Yani ben bunu bu şekilde okuyorum. Yani
işte biliminden, bilimin tüm alt dallarını düşünün, felsefe, işte mitoslar, aynı zamanda inanca dayanan din, değil mi? Yani bu kim için var sorusunu sorduğumuz zaman tüm bunları var eden bizleriz. Yani bizim türümüz tüm bunları oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de bizler inşa ediyoruz. Dolayısıyla da eğer inşa ediyorsak bu ne anlama geliyor? Aslında bu bir kurgu. Yani bunu biz kurguluyoruz. Buradan nereye geleceğim? Şuraya. Eğer kurguysa bana göre yıkılabilirdi. Yani bu önemli. Ya da yerine cinsiyet eşitliğine dayanan yeni bir kurgu geçirilebilir. Değil mi? Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınlar ve erkekler olarak bizlerin gerçek doğasını temsil etmiyor. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Hegemonik erilliğin inşa ettiği oluşturulmuş bir kurgu. Bu kadar. Bu noktada eğer bir kurgu olduğunu kabul ediyorsak, bir daha söylüyorum, yıkılabileceğini de ya da yerine cinsler arasında adalet ve eşitliğe dayalı yeni bir kurguya bırakabileceğini de kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi değerli felsefe dostları, bu bir ütopya değil. Bir kere bunu size söyleyeyim. Yani burada Zehra Hoca bize bir ütopya sunuyor demeyin. Yine Hegel'den yola çıkarsak o tarihi bilincin öz bilinç haline gelme süreci olarak açıklıyordu. Ve sonuçta öz bilinç kendi özgürlüğüne ulaşıyordu, değil mi? Yani karşı cinsler arasında eşit olmayan bu bilinip tanınmaya dayalı mücadele de cinsler arasında adalet ve eşitliğe ve eşit tanınmaya dayalı bir özgürlüğe ve insanca yaşama koşullarına ve temel insan hak ve hürriyetler bağlamında eşitliğe bırakabilir. Bu niye bir ütopya olsun ki? Bunun için uzatmayayım, kadınlık ve erkeklik tanımlarımızı sil baştan yaparak, bakın bu sil baştanın da altını önemli çiziyorum. Yani sil baştan yaparak yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bunu tanımlayacak bir zihniyet eğitimi seferberliğine de ihtiyacımız var. Özellikle içinde yaşadığımız dönemde, bu karanlık dönemde. Çünkü bu konuda bana göre, bilmiyorum sizler katılır mısınız, toplumumuzda aktarılan ve üretilen bir cahilliğimiz var. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Yani sonuç olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği bir insanlık ihlali sorunuysa, toplumsal cinsiyet eşitliği de bir insanlık hakkıdır diye düşünüyorum sevgili Olcay. Yok hocam, o şeyde aktarılan ya da üretilen cahillikte kastınız nedir hocam? Çünkü biz bizden öncekiler tarafından oluşturulmuş işte anlam ilişkiler ağına doğuyoruz, değil mi? Yani bizler mesela her gün gözümüzü, işte geceleyin nerede gözümüzü kapattıysak orayı açıyoruz. Yani bu bir yatak odamız olabilir veya işte yani işte televizyon odası olabilir. Şimdi gözümüzü açtığımız yer ontik anlamda bir dünya. Hani real bir dünyayı gözümüzü açıyoruz ama bu dünya nasıl bir dünya? Her şeyin yerli yerinde olduğu tanıdık bir dünya. Yani sabah kalktığımızda yumurtamızı pişirirken şey yapmıyoruz. Yani bunun bilgisini hep yeniden ve yeniden öğrenmiyoruz. Hatta yumurtayı nasıl pişireceğimize göre işte haşlayacak mıyız, kıracak mıyız? Yani bunun bilgisine sahibiz. Yani bizler bir geleneğe aslında, hani işte bu sosyokültürel bağlam diyoruz ya, böyle bir geleneğe aslında her sabah veya sosyolojinin terminolojisiyle söyleyecek olursak bir sosyalizasyon ağına, işte bir değerler, normlar ağına her gün gözümüzü açıyoruz. Dolayısıyla burada yolunda gitmeyen bir şey varsa, yani bu toplumsal cinsiyete ilişkin eşitsiz bir durum varsa, yolunda gitmeyen bir şey varsa, ne yapıyoruz? İçine uyandığımız bu sosyalizasyon ağındaki bu yolunda olmayan normları, değerleri, işte inançları, değil mi? Bilgi olarak kabul ettiğimiz, aslında bir arkeolog gibi bir kazı yaptığımızda sadece yani inanca dayalı bir takım ön kabulleri
yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Yani cahillik derken bunu söylüyorum. Toplumumuzda bir sorun var, bir toplumsal cinsiyet sorunu ve eşitsizliği var ve biz bunun içerisine uyanıyoruz. Cahillik derken bunu kastettim. Hocam, bir şey soracağım izin verirseniz. Bu hani pardon hocam. Sen sorunu sor, ben sonra soracağım. Tamam hocam, tamam. Hocam, Zehra Gül hocam, Descartes diyor ya hani hayatta bir kez, en az bir kez hani doğru bildiklerimizi, inançlarımızı bir sorgulama meselesi var ya hocam. Bu kolay bir şey mi hocam? Hani o güne kadar bizi biz yapan değerlere şiddet uygulamak, yani sorgulamak, onu yıkmak, yeniden inşa etmek kolay mıdır hocam? Ve bu yapılabilir bir şey mi? Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tam da böyle bir şey aslında herhalde, değil mi söylediğimiz? Yani kolay bir şey olmadığı ortada, değil mi? Eğer kolay olsaydı bugün mesela bak bu konu üzerinde konuşmazdık. Yani toplumsal cinsiyetin türevi olarak karşımıza çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik yapılan işte bir sürü insanlık ihlali üzerine işte bugün bir konuşma yapmazdık. Tabii ki kolay bir şey değil ama mümkün ve mümkün olduğunu da biliyoruz. İşte Descartes örneği ne? Her şeyi bir kenara bırak. Descartes'in kendisi, değil mi? Descartes ne diyor? Hakikate ulaşabilmek için diyor, herkesin en az bir kere bile olsun dün kabulleri üzerine bir refleksiyonda, eleştirel bir refleksiyonda bulunması gerek diyor. Aslında burada Descartes bunu söylerken skolastik gelenekten devraldığı anlamak için inanıyorumla işte anlamak için sorguluyorum arasındaki karşıtlığı görünür hale getiriyor. Bakın birincisinde anlamak için inanıyorum. Burada anlamanın koşulu nedir? İnanmadır, değil mi? İman etmedir. Yani iman ediyorsun. Yani var olan işte eğer bu dinse yani kutsal kitapta işte Tanrı'nın vahiy olarak işte sözüne orada yazılanlara iman ediyorsun. Veya şey açısından düşünürsek bu toplumsal cinsiyet açısından düşünürsek hani devam ettirilen bir cahillik var dedim ya. Yani toplumda genel onay görmüş kurgusal ve kılgısal bağlamda kabul edilmiş ama aslında özel anlamda asparagas olan yani hiçbir bilgiye dayanmayan, gerçeklikle alakası olmayan bir sürü şey var yani, metaforlar var. Örneğin kadının aklı, neydi o? Saçı uzun, aklı kısa gibi filan. Ya bunların daha çirkinleri de var, değil mi? Dolayısıyla Descartes ne diyor? Bu anlamak için inanıyorumun yerine tam tersine anlamak için sorguluyorum mu geçiriyor? Yani anlamanın koşulu sorgulamadır, eleştirel düşünmedir. Ve hakikate ancak böylesi bir eleştirel düşünmeyle ulaşılabileceğini söylüyor. Bu da mümkün. Felsefenin kendisi bu zaten. Felsefe nedir? Hem bir imha etmedir, değil mi? Hem bir destriksiyondur, hem de aynı zamanda bir yapılandırmadır. Yani felsefenin kendi dinamiği zaten bu şekilde işliyor. Onun için tabii ki mümkün. En güzel örneği de felsefe. Yani benim terminolojimle felsefe eyleme dediğimiz şey zaten burada temelleniyor. Yani felsefe hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmez. Biliyorsunuz ezberleme anlamında öğrenme zihne sunulanların hiçbir sorgulama süzgecinden geçirilmeden zihinde olduğu gibi saklı tutulmasıdır, değil mi? Oysa felsefe var olan her şeyin neden ve niçin öyle olduğunu sorgulayan bir bilme etkinliği. Onun için Descartes'in bu söylediğinin tabii ki mümkün olduğunu düşünüyorum. Mümkün de yapıyoruz. Bakın şu anda bile yapıyoruz. Yani bunun en açık şeyi ne? Şu anda aktualize hale gelmiş açılımı ne? İşte benim, senin, Doğan Hoca'nın ve aynı zamanda bizi dinleyen sevgili, değerli felsefe dostlarının bu yayına katılmış olması. Felsefe yaşamın içinde ve hizmetinde. Bu yani. Bunu gerçekleştiriyoruz şu anda. Mümkün yani sevgili olacak. Deyip noktayı koyayım. Çok teşekkür ederiz. Sanırım Doğan Hocam bir şey söyleyecek. Buyurun hocam. Şimdi
Şimdi Zehra Gül Hocam bize değişimin gerekliliğini vesaire anlatırken aklıma şöyle bir soru geldi. Mary Wollstonecraft'tan hareketle şöyle bir soru geldi. Mary Wollstonecraft kadının kamusal alandan dışlanması, hatta bunun teorik olarak Rousseau tarafından gerekçelendirilmesini vesaire eleştirirken diğer taraftan da mesela kadının kendisine ilişkin öz algısına yöneltiyor eleştirisini ve kadının kadınsallığı algısının da aslında kadının özgürleşmesi için birçok bakımdan değişmesi gerektiğini söylüyor kendisi. Bugün mesela kadının özgürleşmesi söz konusu olduğunda kadının kadınlığa ilişkin öz algısında değişmesi gereken şeyler var mı? Mesela feminist epistemoloji bu bakımdan, bu da bir epistemik sorun. Acaba feminist epistemoloji bu konuda bize neler söyler? Kadının öz algısının hangi bakımdan, hangi yönle değişmesi gerektiği konusunda bize yardımcı olabiliyor mu? Veya işte önerilerde bulunabiliyor mu? Tabii ki bulunuyor. Şimdi feminist epistemolojiye göre tabii ki yani kadın kendi özdeşliğinin farkına, yani kendi dolayımının farkına erkek özne aracılığıyla varıyor. Şimdi aslında temel soru da bu. Yani kadının kendisine yabancılaşmasının veya işte yaşama karşı yabancılaşmasının kökenindeki temel problem de bu. Yani erkek kendi özdeşliğinin farkına kendisi aracılığıyla ulaşıyor. Ama çünkü o zaten şey, özne, yani bilen özne. Ama kadın ise erkek tarafından oluşturulmuş metaforlar üzerinden ulaşıyor. Veya işte kalıplar üzerinden ulaşıyor. Ve dolayısıyla da burada kadının mesela gündelik yaşamda da işte görüyoruz. Yani bedeni işte kadın ama zihinsel olarak erkek, antroid olarak ortalıkta dolaşan bir sürü kadınla karşılaşıyoruz, değil mi? Dolayısıyla öncelikle işte bu dilemanın da kırılması gerekiyor. Yani bunun kırılmasının olanağı ne? Tabii ki burada kadınlara büyük bir görev düşüyor. Yani bu üretilen bu cahillik çarkından kendisini sıyırması gerekiyor. Ve yani karşıt cins olan erkeklerle olan ayrımında daha da çok çaba göstermesi gerekiyor. Yani her konuda kendini geliştirmesi, yapılandırması ve bana göre savaşçı da olması gerekiyor. Değil mi? Yani bir nevi hayır demesi gerekiyor. Yani bunları yapması gerekiyor. Evet, doğru hocam. Hani biraz önce Zehra Gül Hocam harika bir şey söyledi. Dedi ki kadın kendisini erkek dolayımıyla özne olarak kavruyor veya özneleştiriyor. Erkek ise kendisini kendisi dolayısıyla özneleştiriyor. Şimdi burada aslında erkeğin kendisini kendisi dolayısıyla kurması diyelim, özne olarak kurması benim kavramımda söyleyecek olursak, bu aslında bir kapalı devre değil mi? Yani aslında kadın burada kadının kendisini kuruş tarzı erkeğe bir perspektif sunmuyor mu? Yani erkeğin de kendisini kadın dolayısıyla kurması gerekmiyor mu? Yani sonunda erkeğin eşitlikçi olabilmesi için kendisini kadın dolayısıyla kurabilmesi gerekiyor. Aynı şekilde kadının da kendisini erkek dolayısıyla kurabilmesi gerekiyor. Sonunda elbette kendisine kendisi olarak bakması gerekiyor ama kendisine kendisi olarak bakabilmesi için önce kendisine diğeri dolayısıyla bakması gerekiyor. Şimdi özneler arası ilişki açısından düşündüğümüzde
bu bakımdan kadın erkeğin kendisini kuruş tarzı bir kapalı devre değil mi aslında? Bir körlük durumu değil mi mesela? Onu sormak istedim. Eğer öyleyse yani. Zehra Gül hocamın sesini açmak gerekiyor. Değil mi? Yani siz şunu soruyorsunuz, tabii bu efendi köle diyalektiği perspektifinden yine işte bu kadın ve erkek arasındaki sorunsala bakacak olursak, işte her iki özne de birbirleri dolayımıyla birbirinin farkına varıyor. Belki burada Hegel'deki, yani sizin sorunuz üzerine şimdi düşünüyorum hocam, belki burada Hegel'deki o efendinin paradoksu olan mutsuz bilinç, değil mi? Argümanına sırtımızı dayayabiliriz, değil mi? Yani efendinin köle tarafından bilinip tanınmasının efendi için bir değeri yoktu. Çünkü bir kendisiyle eşit olmayan bir işte özne tarafından, yani köle tarafından bilinip tanınmak onun için tatmin edici değildi. Şimdi bunu şeye uygulayacak olursak, kadın ve erkek arasındaki ilişkiye uyarlayacak olursak, yani erkeğin işte kadın tarafından bilinip tanınması onun aidiyet duygusuna veya kendi özdeşliğine bir katkıda bulunmuyor. Çünkü eşit derecede bir bilinip tanınma değil bu, değil mi? Oysa kadın açısından düşünecek olursak kadın ise tam tersine. Yani zaten iktidar ve güç ilişkileri açısından düşünürsek zaten merkezde olan erkek. Dolayısıyla bir erkek tarafından bilinip tanınma onun için işte kendi aidiyetini oluşturması açısından önemli oluyor. Yani burada tabii ki feminist epistemologlar epistemoloji tarihinin bir kurgu olduğunu söylüyorlar. Bana göre de burada kurgulayanın kim olduğu sorusu önemli. Yani bu kurgulayanın kim olduğu sorusuna feminist epistemolojinin yanıt vermesini talep ederiz, değil mi? Yani kadının akıl yetileri ve zihinsel performans konusunda mesela erkek ile eşit olmadığını, eksik hatta güdük olduğunu mesela kim söylüyor? Kim söylüyor bunu? Değerli felsefe dostları, sevgili Olcay, Doğan Hocam kim söylüyor bunu? Bunu kim söylüyor? Tabii ki bunu hegemonik erillik söylüyor. İşte yani dolayısıyla burada şöyle düşünüyorum. Yani feminist epistemologların yaptığı gibi artık feminen olanı yani kadın deneyim ve duruşunu dışlayan, buna karşılık maskülin olanı kutsayan bu inanç kalıplarını sorgulamanın zamanının geldiğini düşünüyorum ben. Yani ben kendi adıma şahsen böyle düşünüyorum. Feminist epistemologlar bize çünkü erkek egemen bir epistemolojinin, erkek egemen bir dünyanın kurulmasına hizmet ettiğini söylüyorlar. Şimdi erkek egemenlikten ne anlamalıyız? Erkek egemenlikten ise biraz önce dediğim gibi işte iktidar, güç ve cinsiyet ilişkilerini, yani bunları anlamalıyız. Sanki bir Bermuda şeytan üçgeni gibi, değil mi? Yani feminist epistemolojiye göre tabii ki burada ana akım epistemolojinin eril perspektiften kurduğu bu güç ve iktidar ilişkileri cinsiyetler arasında, Doğan Hocam, bir nevi hiyerarşik bir dünya düzeninin kurulmasına hizmet ediyor. Zaten temel problemlerden biri de bu. Çünkü bu hiyerarşik dünya düzeninde hep pozitif ve olumlu olan erillikle özdeşleştirilmiş, negatif ve olumsuz olan ise dişillikle temsil edilmiş. Yani erkek kültür, zihin ve akıl ile temsil edilmiş, kadın ise doğa, beden ve duygu ile eşleştirilmiş. Dolayısıyla erkek bu şeyde, bu hiyerarşide üst şeyde olduğu için, yani yukarıda olduğu için kadının dolayımına ihtiyaç yok. Zaten iktidar, güç ve cinsiyet ilişkileri açısından merkezde. Yani o kendi özdeşliğinin farkını, kendi özdeşliğinin farkı için kadına ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Hocam hemen bu
Doğru hocam, buyurun. Yani bunu eleştiriyorum tabii ki. Yani bunu eleştiriyorum. Sadece burada Hegel'in efendi küllü diyalektiğini yorumlamaya çalıştım. Ama bunu eleştiriyorum. Yani bu bir kısır döngü değil. Tabii ki. Yani işte söylediğim gibi. Yani bu bizim kaderimiz değil. Bu bir ütopya değil. Rasyonelite tarihini kurgulayan da biziz. Dolayısıyla tüm oluşturulmuş bu negatif ön kalıpları oluşturan da biziz. Kurgulayan bizsek, oluşturan bizsek, tabii ki bunu yıkma olanağına da sahibiz. Bunu da söyleyeyim. Hocam teşekkür ederim. Hemen burada Doğan hocam, buyurun siz. Yani ben şeyi soracaktım. Hani şimdi yine biraz önce kadının eksik olduğunu kim söylüyor falan diye sorduğunuzda Zehra Gül hocam, aklıma mesela Antigone'deki bir sahne geldi. Şimdi Antigone'nin kız kardeşinin ismini unuttum ben ama orada mesela Antigone'yi amaçlarından vazgeçirmek için kız kardeşine diyor ki sen kadın halinle diyor onlara karşı mı geleceksin diyor. Yani sen sonunda kadınsın, vazgeçmen gerekiyor, onlara gücün yetmez falan diyor mesela. Orada kız kardeşi mesela erkek egemen durumu bizzat yani kız kardeşe Antigone'ye öğretmeye, anlatmaya çalışan kız kardeşi mesela. Yani kadın da yapıyor bunu ama ben şeyi söyleyecektim. Şimdi evet doğru, kamusal alan eğer sadece ne diyelim erkek egemen bir alansa doğal olarak erkeğin algıladığı da nedir? Erkektir. Kendisini erkek dolayısıyla kuruyor. Ama ben de tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Bu durumda farklı olarak algıladığı diğer erkek. Aslında kendisini bundan dolayı kendisini ne diyelim insan olarak kurabilmesi için diğer cinsiyete ihtiyacı var. Yani kendisinden farklı olana ihtiyacı var. Kendisinden farklı olanla kendisini kuramadığı için kısır bir döngü. Aslında kendisini göremiyor yani. Çünkü kendisine dolayım sunulacak olan farklı olan yok karşısında. Dolayısıyla kurmuş olduğu yani kendisini dolayımlaması için kendisini sunan kendisini başka bir tipi diyelim. Erkek işte. Yani kendisini orada kendisine belirli bir mesafe kazanıp kendi haline bakabilecek perspektifi, pencereyi sunacak olan kadın. O kadın kamusal alanda kadınsallık ne kadar güçlü ve zayıfsa bu bakımdan da erkeğin kendisini görmesi de bir hem erkek hem de insan olarak görmesi de o kadar güçlü ve zayıf oluyor. Yani burada işte erkeğin aslında tam da kadına ihtiyacı var bundan dolayı demek istedim ben. Kendisini kurabilmesi için, dolayımlayabilmesi için. Onu söylemek istemiştim. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir soru var Zehra hocam. Profesör Hasan Aydın'dan. Eşitsizlikleri meşrulaştıran mitlerin, dinlerin, felsefelerin ve benzeri üretilmesinin ana nedeni nedir? Çünkü onlar boşlukta üretilmiyorlar. Onların üretimine neden olan daha hemen bakıyorum. Onların üretimine neden olan daha köken bir şey yok mudur diye bir soru hocam. Zehra hocam. Buradan ses açıyorum. Tamam. Şimdi yani bunların kökeni nedir? İşte hep söylüyoruz. Yani Hasan Bey, aslında Doğan Hoca da söyledi. Ben de söylediğimi düşünüyorum. Bu işte iktidar, güç ve cinsiyet üçlüsü arasındaki ilişki. Yani hem toplumda hem de tarihsel olarak baktığımızda işte insanlığın ortak oluşturmuş olduğu havuzda gizli veya açık bir kadın düşmanlığı var, değil mi? Yani hem bir kadın düşmanlığı var hem de kadına yönelik oluşturulmuş işte cinsiyetçi metaforlar var. Bu metaforlar neden oluşuyor diyorsunuz, değil mi? Yani neden erkekler işte böyle bir şey, yani kadının ikinci cinsliğinde erkekler neden böyle bir merkezi role sahip gibi bir soru sordunuz, değil mi sanki? Ben öyle anladım.
Yani onlar üretimine neden olan daha köken bir şey var mı yok mudur diye soruyor hocam. İşte bir sürü neden var. Sosyoekonomik, kültürel yapı, bunlardan bahsettik. Yani bunlar var, iş bölümü var. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz bana göre? Bunların hepsi çok önemli. Kadının biyolojisi. Kadının biyolojisi, yani bu biyolojik cinsiyet, yani bir işte penis değil de bir vajinayla dünyaya gelmesi, erkekler tarafından veya karşı cins tarafından diyeyim, veya erkek merkezli kültürler tarafından kadına bir cehennem olarak geri döndürülüyor. Hatta işte tüm kutsaniyet de, hani şeylere baktığımızda, kutsallık kategorisine baktığımızda, böyle kutsaniyete ilişkin şeyler de hep bu kadının bedeni üzerinden böyle tasarlanmış. Yani kadının bu biyolojisi onun başına dert olmuş. Yani ben kadına yönelik oluşmuş bu tüm cinsiyetçi metaforların tabii ki tümel olarak tabii, yani tek tek şu erkek bu erkek demiyorum ama eril kültürler tarafından oluşturulduğunu düşünüyorum. Neden kadınlar değil de erkekler bu metaforları oluşturuyor? Çünkü iktidar ve güç ilişkisi erkeklerin elinde. Bana göre. Onların elinde. Hocam bu metaforları kadınlar da üretiyor diyebilirsiniz. Evet, bu metaforları kadınlar da üretiyor. Doğru. Fakat bu kadınlar beden olarak kadın. Biraz önce de söylediğim gibi zihin olarak ise erkek. Yani bu tür android gibi ortalıkta dolaşan bir sürü kadın var. Bizim toplumumuzda da örnekleri çok. Değil mi? Şimdi kadın deneyim ve duruşu veya erkek deneyim ve duruşundan belki burada bahsedebiliriz. Yani bir kadın deneyim ve duruşu var, bir de erkek deneyim ve duruşu var. İşte bunların tarihsel olarak feminist epistemologlar analizini yapıyorlar. Şimdi buna belki bir açıklık getirerek sorunuzu da yanıt verebilirim. Mesela Harding özellikle bundan bahseder. Yani kadın deneyim ve duruşundan biz ne anlıyoruz? Erkek deneyim ve duruşundan ne anlıyoruz diye soruyor. Harding deneyimden mesela duyularımızın uyarılması sonucu bizde ulaşan dolaysız bir şeyi anlamıyor. Kadın ve erkek deneyiminden sizin sorunuzda da geçtiği gibi toplumsal metaforlar tarafından yaşam tutumlarımızın biçimlendirilmesini veya şekillendirilmesini anlıyor. Bu bağlamda Harding'in diğer feminist epistemologlardan farkı da tabii ki erkek deneyimini dışlamayan fakat kadın deneyimini de içine alan yeni bir epistemenin olanaklı olduğu yönünde. Ama mesela Bardo'ya baktığımız zaman, mesela Bardo açısından bu sizin sorunuza yanıt vermek gerekirse, mesela o episteme cinsiyet ve beden arasındaki ilişkide özellikle bedene yoğunlaşıyor. Biraz önce benim de altını çizdiğim ve daha yakın olduğum bir görüş bu. Çünkü bu sizin sorunuz üzerine ben düşündüm. Beden neden bu kadar önemli? Çünkü kadın bedeninin erkek bedeninden farklılığı kadının ötekileştirilmesinde bir tür meşrulaştırıcı bir araç olarak kullanılmış. Yani toplumumuzda da öyle, işte tarihe baktığımızda tarihte de öyle. Yani tabii ki bu bir tek bilim, yani bir denklem değil. Yani kadının işte erkek karşısında ikinci cinsliğinin birçok bileşeni var. Ama bu beden dediğimiz şey önemli. Yani bunu atlayamayız. Bunu görüyoruz. Ben Bardo'nun bu saptamasını gerçekten çok değerli buluyorum. Yani iyi, kötü, sevap, günah gibi karşıt kavram kutuplarıyla karşımıza çıkan işte toplumsal ahlak kurallarının çoğunun kadın bedeni üzerinden üretildiğini görüyoruz. Değil mi? Sizler de görüyorsunuz. Neden hep kadın bedeni üzerinden üretilmiş? Veya soralım, neden hep kadın bedeni üzerinden üretiliyor? Buna Bardo'nun bir yanıtı var. Size bunu vereyim. Sizi tatmin eder mi etmez mi bilemem ama diyor ki Bardo, erkeğin kendi bedeniyle özdeşim içinde olması, biraz Doğan Hoca bu sizin sorunuza da yanıt oldu. Kadının ise kendi bedensel gerçekliğine hep eril metaforlar üzerinden oluşturulmuş bir dolayım ile ulaşması.
Psikolojide de var işte aynı benlik. Ben demenin olanağı bir başkasıdır. Yani kadın kendi özdeşliğine, kendi aidiyetine, bedenine veya işte kendi performansına ilişkin bilgiye eril özneler tarafından, tabii tümel eril özneler tarafından oluşturmuş olduğu metaforlar üzerinden ulaşıyor ve sürekli de bunun içerisine doğuyor. Yani bakın böyle bir kısır döngü de var. Şimdi Bardo'ya göre kadının bedensel gerçekliğiyle eril metaforlar üzerinden özdeşim kurması hem kadını ikinci cins konumuna düşürerek ötekileştiriyor hem de kadının kendi cinsine ve kendisine yabancılaşmasıyla sonuçlanıyor. Bu noktada tabii Bardo'nun da içinde bulunduğu tüm feminist epistemologlar kadınların bilme ve bilim etkinliğinden dışlanmasının sorumlusunun modern felsefenin tabii ki sıfır noktasına karşılık gelen kartezyen epistemoloji olduğunu da söylüyorlar. Mesela Bardo'ya göre kartezyen epistemoloji özünde bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü önemli bir iddia. Doğan Hoca sizin de ilginizi çekebilir. Düşüncenin erileşmesidir diyor Bardo. Neden böyle diyor? Çünkü Descartes evet modern felsefenin kurucusudur. Tabii yani çok uzun süren bir skolastik dönemden sonra düşünen beni merkeze geçirmesi ve modern felsefenin başlatıcısı olmayı hak ediyor. Hatta Hegel'in tinin fenomenolojisinde Descartes'e ilişkin bir şey var, bir alıntısı var. Diyor ki Descartes için, felsefe adını vermiş olduğumuz, eğer tam yanlışım varsa düzeltin Doğan Hoca, diyor ki felsefe adını verdiğimiz uzun bir gemi yolculuğundan sonra Descartes ulaşılan bir adadır diyor. Bakın neden bunu söylüyor? Neden Descartes'i bir ada olarak görüyor? Çünkü ego cogito ile başlıyor, bilinçle başlıyor. Hegel'de de bu çok merkezi. Ama aynı zamanda aynı Descartes tabii ki özne metafiziğinin de kurucusu olması nedeniyle tüm çağdaş filozoflar tarafından eleştiri alıyor. Yani Batı düşünce geleneğinde zaten köklü bir geçmişe sahip olan Hasan Bey, akıl ve doğa karşıtlığı var. Yani bir akıl ve doğa karşıtlığı var. Bu akıl ve doğa karşıtlığını şimdiden geriye doğru işte mitolojileri, söylencilere kadar okuyabiliriz. Ama bu akıl ve doğa karşıtlığının gerisindeki motif ne veya temel ne? İşte bu biyolojik farklılıklar. Descartes açısından da düşünecek olursak, tabii Descartes'in yapmış olduğu akıl beden, akıl ve doğa ayrımında beden ve doğa ile özdeşleştirilen kadından aklı soyutlama bir nevi olumlu bir epistemolojik değer kazanıyor. Yani Doğan Hoca Bardo işte bu noktada Descartes'i eleştiriyor. Yani nasıl akıl ve işte yer kaplama dedi dünya hani birbirine indirgenemeyen birbirinden ayrı ontik olarak ayrı iki entite ise bunu biz kadın ve erkek açısından düşünürsek kadından diyor kadın çünkü doğayı ve bedeni temsil ettiği için kadından diyor akıl diyor tamamen soyutlanıyor diyor. Ve bu soyutlama da bir nevi olumlu bir epistemolojik değer kazanıyor. Mesela bilimlerde bile bakın söylemlerimizde hep daha yeni yeni işte bilim kadını diyoruz değil mi? Yani işte hep bilim adamı diyoruz. Bardo'nun sözünü ettiği tabii ki bu yeni epistemolojik değer hakikat adına kendisini doğadan, bedenden ve kadından soyutlayan erilliktir. Bunu söylüyor. Evet, yani aklın bedene göre öncelikli ve üstün olduğu argümanı ve bu argümanın türevi olarak ortaya çıkan işte soru ve sorunlar, bunların bileşenleri diyebilirim. Tamam hocam. Hasan Hoca siz konuşurken hocam konuşmanız akışı içerisinde birkaç mesaj atmış. Örneğin biri erkek kadına düşman değildir ki. Sonrasında hemen gelen bir mesaj daha. Kadın bir aşk nesnesidir aynı zamanda demiş ve son olarak hocam. Çok romantik özner şeyler. Biz burada şey yapmıyoruz ki yani şimdi böyle edebi bir şey yapmıyoruz ki. Yani biz burada toplumsal cinsiyetin veya kadının ikinci cinsliğinin bilgi kuramsal
işte ve aynı zamanda tarihsel anlamda yani elimizden geldiğince, cürmümüzce bir yapı sökümünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi Hasan Bey kişisel olarak, bireysel olarak böyle düşünebilir. Onun için hep ben tümel erkeklik diyorum bakın. Yani burada Doğan, Hasan, Olcay'dan bahsetmiyorum burada. Erkek. Bundan bahsetmiyorum. Tek tek tikerlerden, pardon, tekillerden bahsetmiyorum burada. Tamam hocam. Şöyle hocam, şöyle hızlıca bir bakıyorum. Ahmet Korkmaz'ın yine bir mesajı var, onu da okuyayım hocam. Beden ve zihin olarak sahip olunan cinsiyet kimliği saptaması çok iyi bir saptama olsa gerek diye bir mesajı var. Bu arada Alev Üsküler'in hocam şöyle bir mesajı var. Kadınlara yönelik gerici bir saldırı var bence diyor. Bedenler üzerinden daha çok. Evet. Son dönemde de bunun artması tesadüf değil. Ya bakın Freud'da bile görüyoruz. Özür dilerim böyle birden girdim araya bile. Bakın biz Ahmet'ten, Mehmet'ten, işte Cemal'den bahsetmiyoruz. Yani gündelik yaşam içerisinde işte hani tabii Freud'la kıyaslandığında daha sıradan olan bireylerden bahsetmiyoruz. Bakın Freud'dan bahsediyoruz. Ki Freud interdisipliner alanda etkilemediği bir alan yok. Yani Freud gibi böylesine yani zihinsel performanslar konusunda öyle diyeyim. Değil mi? Zihinsel performanslar konusunda yani bir insan için bir zihinsel performansı düşünürsek hani bu performans konusunda en yüksek dereceye çıktığını düşündüğümüz Freud bile işte biraz önce örneğini verdim ya. Küçük çocukların, kız çocuklar bir penise sahip olmamasından dolayı güdük bir sosyalizasyon gerçekleştirdiğini söylüyor. Yani bakın o bile içine doğduğumuz toplumun toplumsal cinsiyet kalıplarından kendisini sıyıramıyor. Evet. Yani biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyet arasındaki ayrımı yapamıyor. Hı. Şimdi onun için yani bu şey gül verdim, gül yaptım. Bu şey kadın hani bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde olduğu gibi. Herkes oraya harika şeyler yazıyor. Sonra ertesi gün bir sürü kadın cinayetleri, işte bir sürü kadın ihlalleri, bir sürü şeyler. Yani böyle bir romantizmle, böyle tatlı cicim şeylerle geçiştirecek şeyler değil. Bunlar çok köklü sorunlar. Hı hı. İnsanlığın en büyük hastalığı bence. Faşizm ve bu bence. Hı hı. Yani ikisi. Bir sürü düşünce hastalığı var da bu ikisi en temelde olanı diye düşünüyorum. Çok güzel hocam. Hasan Hoca şöyle söylüyor. Aşk öznel değil ki. Türün devamı, türsel süreklilik. Tamam, Eros anlamında bakıyor. Anladım. Evet, ama evet. Erkek kalıtsız yani yapamaz, tür bile süremez diyor hocam. Öyle o, tabii hani, ki. Evet. Hocam şöyle bir soru. Yine Hasan Hoca'nın, erkeklerin de bedenleri var. Onun da üzerinde tahakkümler yok mu? Herhalde onun da üzerinde var tahakkümler var. Var tabii ki. Var. Var. Hı-hı. Olmaz olur mu? Yani hı-hı, şimdi bakın. Hegemonik erillik kadını ötekileştiriyor. Ve bu ötekileştirmeye sırtını dayayarak bir hiyerarşi oluşturuyor. Ama erkeklik de sorgulanmalı değil mi? Yani erkekten, hegemonik erillikten kimi anlamalıyız? Yani hegemonik erkekten şey anlamıyoruz. Afrika'daki erkeği anlamıyoruz. Hı hı. Veya işte ne bileyim Türkiye'deki bir erkek veya Balkanlardaki bir erkek değil. Avrupa'nın da bir erkek tanımı var. Değil mi? Beyaz, işte heteroseksüel ve aynı zamanda da işte nasıl diyeyim size, işte belli bir sınıfsal yani şeye sahip, belli bir sınıftan gelen, kapitalizmle omuz omuza olan bir erkekten bahsediyoruz. Böyle bir erkekten bahsediyoruz. Yani onun içerisinde de belli bir hiyerarşi var. Onun için Doğan Hoca bugün hep bu efendi köle diyalektiği açısından size bir yanıt olabilir. Dolayısıyla orada kendi içerisinde bir hiyerarşi olduğu için onların arasında da, erkekler arasında da, onlar da böyle homojen bir grup değil yani. Onlar da heterojen. Onların arasında da bir bilinip tanınma mücadelesi var. Yani o şeyi oradan kapatıyor onlar.
kendi özdeşliklerine varma meselesini. Hı hı. Tamam evet. Hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Doğan hocam, söyleyecekleriniz var mıydı hocam? Buyurun. Yok yani ben Zehra Gül hocam söylediklerine katılıyorum. Ama yine de işte erkeklik kendisini erkekler üzerinden, sadece erkekler üzerinden kamusal alandan dışlanmış olan kadınsallık dolayısıyla kurduğu sürece erkek tek yanlı bakacaktır, tek boyutlu bakacaktır. Onun için kamusal alanın zengin olması gerekiyor. Yani her bakımdan zengin olması gerekiyor. Kadınsallığın, kadının da toplumsal alanı işgal etmesi gerekiyor ve kadın ve erkek ne kadar çok ve eşit ve özgür bir şekilde kamusal alanı doldurursa yani erkeğin kendisini erkek olarak kavraması da o oranda eşitlikçi ve özgürlükçü olur. Yani tek yanlılıktan kurtulur o oranda tek yanlılıktan kurtulur. Çünkü kadının veya erkeğin kendisini tek boyutluluktan kurtarması diğer cinsi çok farklı bireyleriyle ne kadar çok tanışırsa, ilişki içerisine geçerse, yani sosyalizasyon süreçlerinde birbirlerini ne kadar çok farklı yanlarıyla tanırlarsa o oranda eşitlikçi ve özgürlükçü olurlar. Yani o oranda da evrensel olabilirler. Onu söylemek istedim. Yani işte kendisini kendi dolayısıyla kuran bir erkek tek boyutludur. Yani ne yaparsa yapsın istediği kadar ne diyelim, sosyal statü bakımından üstü olsun, hakim olsun vesaire, ama bakışı tek boyutlu olacak. Tek gözüyle görecek. Onu demek istedim ben. Hocam çok teşekkür ederim. Mesajlar devam ediyor hocam. Şöyle bir bakayım. Alev Üsgülen hanımefendi Prenselik'in bir kitabından, Sürüne Sürüne Erkeklik diye bir kitabından söz ediyor hocam. Hasan hocanın da kadının tüm kamusal süreçlere katılması şart diyor. Aslında şöyle bir gözlemim var Zehra Gül hocam, Doğan hocam. Yani şehirleşme, eğitim, gelir düzeyi yükseldikçe kadın erkek ilişkilerinin daha eşitlikçi bir zemine oturduğunu en azından gençler arasında falan ben görüyorum hocam. Karşılıklı ilişkilerde, sokakta, kamusal alanda, okulda, siz öğrencilerle de birliktesiniz. Orada o dikey ilişki gözlemliyor musunuz? Devam ediyor mu hocam? Hala böyle daha eril bir bakış açısı mı var, yoksa benim gördüğüm gibi mi? Ben romantik mi bakıyorum acaba? Kime sordun, bana mı Doğan? Size hocam, evet, size. Bana sordu. Tabii bu saatlere gelince böyle sorular daha şey oluyor, böyle öznel. Şimdi ben ne diyeceğim bu konuda? Yani bu çok sınıfsal. Gözleminizi soruyorum. Bak, gözlemimiz olacak. Gözlemimi sana söyleyeyim. Sınıfsal bir şey. Yani senin o söylediğin tabii daha sosyoekonomik, işte kültürel hani bağlamda daha böyle rahat koşullara sahip olan genç kadın ve erkekler arasında dediğin doğru. Ama ekonomik koşullar özellikle aşağı doğru indikçe, tabii bunun içerisinde bir de şeyler var, böyle gelenek görenek kategorisi, şu bu. Yani onlar katastrof, hiç de senin dediğin gibi değil. Mesela görüyorum ben, yani eskiden Mersin Üniversitesi'nde o kadar çok görmezdim ama şimdi görüyorum, yani böyle ayrı ayrı kadın ve erkeklerin haremlik, selamlık gibi oturan çocuklar görüyorum. Bunlar beni üzüyor tabii ki, yani çok üzücü. Onun için kusura bakma, böyle güzel bir tablo çizemeyeceğim. Tamam hocam. Yani üzgünüm. Size böyle sonlara doğru böyle güzel bir tabloyla size böyle bay bay demek isterdim ama böyle bir tablo yok. Ama umudum var. Umudum var. Çünkü bizim gibi toplumlar prodeterminist toplumlardı. Böyle yukarıdan aşağıya. Yani bu hemen böyle değişebilir. Yani bir şeyle yeni bir işte anlayışla her şey böyle bir 5 sene ya bir 10 sene içerisinde yeniden toplanabilir yani bu dediğin şeyler. Çünkü bizim toplum böyle şey, nasıl diyeyim size, iyicil. Yani bizim insanımız iyicil.
Yani hocam bilmiyorum katılır mı? Yani Avrupa'daki bir Fransız insanı gibi değil. Gördün sarı yelekleri neler yaptıkları için. Macron onlara şey verdi. Onu söyleyeyim size. Yani işte bir asgari ücret tanımladı. Dedi ki bu asgari ücretle geçin ve o asgari ücret de hesaplanmış. Yani onun işte gündelik yaşamına yetecek, hayatını bir ay sürdürecek bir asgari ücret. Sarı yelekliler ne dedi? Macron dedi. Biz senin verdiğin o asgari ücretle geçinmek zorunda değiliz. Biz de senin koşullarına sahip olmak istiyoruz. Biz de senin yediğini yemek istiyoruz. Biz de senin gittiğin yere gitmek istiyoruz. Biz de senin bindiğin uçağa binmek istiyoruz dedi. Bunu söyledi. Yani bizim toplumumuzda böyle bir şey olamaz. Bakın bunu size söyleyeyim. İşte iyicil dediğim bu. Yani böyle tarihsel kodlarımız böyle. Konuşurma beni yani böyle. Ama dediğim gibi yukarıdan aşağı bir determinizmle zaten şu anda negatif anlamda yapılandı o. Değil mi? O yapılmaya çalışılıyor. Ama tam tersi de olabilir. İşte Atatürk'ün yaptığı şey. Atatürk bunu nasıl yaptı? Bir mucize gibi değil mi? Kurtuluş Savaşı'nı söylemiyorum. Savaştan sonra yapmış olduğu devrimler. Hani eğitim üzerine. 10 yılda işte demir ağlarla ördük tüm işte yaptığı tüm işte kıyafet şu bu tüm devrimleri düşün yani. Başka bir toplumda bu mümkün mü ya? Yani bizim toplum iyicil derken bu. Bu da böyle düşünüyorum. Yani geleceğe umutla bakıyorum sevgili olacak. Ama şimdiki tablo içinde böyle güzel, harika bir şey sunamıyorum. Tamam hocam. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Doğan hocam sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey hocam? Yok. Ben eklemek istediğim bir şey yok. Sanıyorum sorunu ortaya koyduk ve bunun hem ontolojik, sosyoekonomik, kültürel ve epistemolojik algı, bilinç vesaire bağlamlarıyla da ilişkili olduğunu da söyledik. Kavramlar dünyamızı veya kavramlar sistemimizi de bilinç durumumuzu değiştirebilmek için gözden geçirmemiz gerektiğini, dilin son derece eşitlikçi, özgürlükçi anlamda tüm eril belirlenimlerden kurtarmamız gerektiğini söyledik. Ve bence bu güzel oldu bu şekliyle en azından. Güzel bir çerçeve çıktı ortaya. Hocam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Zehra Gül hocam eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Kapatalım dilerseniz. Saat 23 olmuş. Yoruldunuz fark ettim. Şöyle sesinizi açayım hocam. Sonra sesimi kapattın demeyin. Tamam. Yok demem. Niye diyeyim sevgili olacak. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii Filo Gazete'ye bu nazik daveti için bence güzel bir söyleşi oldu. Değerli Doğan hocama da teşekkür ediyorum ve tabii ki bu şeye katılan, bu etkinliğe katılan değerli felsefe dostlarına da teşekkür etmek istiyorum. Ve bir soruyla kapatmak istiyorum. Kadınlar ve erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmeye gönüllü müsünüz? Yani bu soruyu hepimizin kendisine sorması gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? Yani ilk önce kendimizden başlamalıyız. Evet. Ya, teşekkür ediyorum. Güzel bir soru hocam. Ben de size hani siz söylediniz ya hocam. Ben gönüllüyüm. Ben gönüllüyüm. Fark ediyorsundur bazen böyle coşuyorum filan. Gönüllüyüm. Çünkü bir kızgınlık da var tabii ki. Çünkü ben Doğan hocamın gülümsemesindeki gönüllülüğü hissediyorsunuz. Evet. Biz de gönüllüyüz hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Efendim Zehra Gül Aşkın'a, Profesör Doktor Zehra Gül Aşkın'a çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizimle oldun. Sabrına çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaz dönemi bir ara vereceğiz. Eylül ayında yeniden görüşeceğiz umarım. Mesajlar da geliyor, biz de gönüllüyüz diye. Evet, gerçekten gönüllüyüz hocam. Çünkü hepsine teşekkür ediyorum. Evet hocam, demek ki mesaj yerine gitti hocam. O zaman sil baştan yapabiliriz, işte bu.
Evet. Dolayısıyla hocam şöyle gönüllülük esasıyla hocam size bay bay diyeceğim ben. Çok Peki. teşekkür ederiz gerçekten hocam. Ben İzleyenlere, bundan sonra izleyecek olanlara, bize katkı sunanlara, değerlendirmeleri, soruları olanlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Eylül ayında yeniden görüşünceye değin efendim. Sağlıcakla kalın. Mutlu bir yaz olsun. Eylül'de çok daha umutlu, çok daha güzel, karamsarlığın dağıldığı bir program dizisine yeniden başlamak dileğiyle efendim. Çok teşekkürler. Doğan Hocam size de çok teşekkür ederim. Söyleyecekleriniz varsa alalım, hemen kapatalım. Hocam, Zehra Gül Hocam tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca Hasan Bey'in soruları da çok güzel sorulardı. Sakın hani orada bir kırılma gücenli olmasın. Bir hani o dedim ya böyle romantizm şu filan bilmem ne meselesi. Yani ben Hasan Hoca'nın olaya Eros perspektifinden baktığını anladım. Yani o oradan baktığını gördüm. Peki teşekkür ederim. Buyurun. Doğan Hocam şöyle açayım ben. Buyurun hocam. Ben sadece iyi geceler dilemek istemiştim. Öyle tamam. İyi geceler hocam, iyi geceler. Herkese şöyle kapatayım. Herkese tekrar iyi geceler diliyoruz. Mutlu bir yaz dileğiyle efendim. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, sağlıcakla kalın.